Selamünaleyküm kardeşler hoş geldiniz. Bugün ve bundan sonraki birkaç gün şeyden duyurdum sosyal medyadan. Yani bu uydurulan din Kur'an'daki din ismiyle meşhur olan bu kitap eskide bir baskı herhalde hocam. Ben yani çok önceden okuduğumu hatırlıyorum. Bu elimdeki 2015 baskısıymış benim. Hocam Ama ilk hay... baskı ilk baskı 2000'de yapılmış sanırım. 2000'de. Çünkü ben şey hatırlıyorum hocam ilk Müslüman olduğumda bendeki hikayesini anlatayım. Bir kısa bir girizgah yapalım ki ondan sonra esere başlayalım bence. Ben ilk Müslüman olduğumda bu kitabı okudum. Yani ilk okuduğum kitaplardan birisi. E, hep de şey diye anlatırım işte. O zaman camiye gidiyorum hocam namaz kılıyorum şey diye düşünüyordum. Ya işte Allah'ım Kur'an'a ve sünnete uymayı nasip et diyeceğim ama sünnet doğru mu acaba falan. E, bendeki hadis merakını ilk oluşturan kitap bu. E, bununla ilgili işte bir cevap videosu çekmeyi düşünüyordum. Sonra Fikret Hoca'yla da bir video çekmeyi düşünüyorduk. Telefonla konuşken dedim ki ya bunu beraber çekelim. Hocam da sağ olsun kabul etti. Ee, o yüzden bunu beraber çekmeye karar verdik. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Altay Hocam. Şimdi hocam şöyle e, benim baskısı bunun 45. baskısı. Çok da baskı yapmış şu an güncelde kaçta? Bu baskı. Bende 50. baskı var hocam. 2016 yılında çıkmış. PDF'den takip ediyorum ben. <laughs> Bu güncelde kaç baskı yapmış acaba son? yani 58 yapmış 58 görüyorum. Olabilir çünkü 2016 8 yıl evvel 50. baskı olduğuna göre e, her yılda bir iki baskı yaptığına göre belki 70'lere dayanmış olabilir çok rahat. Evet. Ya şöyle bu eseri neden seçtik? Bu eser birincisi çok okunan bir eser. Söylemi de tutmuş e, bir kitap. Beni cezbeden bir diğer yönü şu oldu. E, yazarı belli değil. Yani şimdi ben mesela tahkir edeceğim içerisinde <laughs> ara ara fakat bu muayyen bir şahıs olmayacak. Bu açıdan iyi. Yani muayyen bir şahsı e, tahkir etmiş veya dalga geçmiş olacak. Tahkir edeceğim dedim, hakaret edeceğiz anlamında değil ama absürt söylemler var bence içinde. Böyle bir e, en azından düşmanlık doğmaması açısından güzel olacak. Fikret Hoca'yla da biz e, bir geçen Space Odası yapmıştık. Orada hoşuma gitmişti. Yani bir söylemi e, ağır tenkit etmekle bir şahsı ağır tenkit etmek arasında çok ciddi farklar var. Yani ben şu an bu tarz görüşleri olan insanların kötü niyetli oldukları kanaatinde de değilim hepsinin. Yani sonuçta bu insanlar belli bir şekilde dine tutunmaya çalışan insanlar. bir şeyleri reddederek ya da kabul ederek dine daha kolay tutunabileceklerini düşündükleri için böyle görüşlere sahipler. O yüzden bireysel tartışmalarda bu tarz sertleşmeleri çok uygun bulmuyorum. Eseri seçme sebeplerinden biri de bu. Sözü çok uzattım hocam sana bıraktım. Estağfurullah. Şimdi e, tabii kitapta çok bölüm var. Bizler bunu hani belli mağdut bir e, adette yani 8 belki hani uzasa 9-10 diyelim taş tatlasın. E, Öyle bir takvimde ele alma planımız olduğundan dolayı e, doğrusu hani kitap böyle 100 sayfalık 200 sayfalık bir kitap da değil 500 sayfa civarında içerisinde çok fazla sayıda meselenin olduğu da bir kitap. Bölümlerde 40'a 40 yakın bölüm var sanırım. Doğru mu? Hı -hı. Ee, ee... Evet evet tam 40 bölüm hatta yani e, şimdi e, dolayısıyla aslında bizim e, burada hani ele alırken e, böyle en yani merkezde yer alan ve en çarpıcı iddiaları ele almak gibi bir zorunluluğumuz hasıl oluyor çünkü hani bu kitap hakkında 50 video çekmeyeceğiz e, dolayısıyla birçok Kısmı da es geçeceğiz. Yani ama şu an yani şimdiden söyleyebilirim. Es geçtiğimiz kısımlar cevap vermeye gerçekten yani değer bulmadığımız kısımlar olabilir. Yani e, yoksa ya şöyle, bunların hepsine bunu, cevap ben, vermeye kalksak. E, zaten şey yapman lazım komple yani mesela 40 bölüm de çeksek. Hani söylem o kadar ortada ki mesela e, şey yapman lazım. Yani sıfırdan din anlatıp sıfırdan felsefe anlatma evet. falan gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalıyorsun. Bu da çok mümkün değil. En azından insanlara faydası olacak bir perspektif açıp, usulü ortaya koyup, yani asılları söyleyip, kur'atı da insanların zihnine bırakmak mantıklı olacak. Başlayalım mı hocam? Evet, başlayalım. İstersen kitabın amacı diye bir yer var. Onu ben böyle notlarımı aldım. Oradan hemen kitabın amacını güzel ifade etmiş. Oradan girersek kitap nasıl bir e, şey bize e, yol çizmeye çalışacak, orayı böylece belirlemiş oluruz hemen. Şimdi bu kitabın amacı tüm bu uydurmaları gösterirken gerçekliğinin Kur'an'ın tek elinde olduğunu Kur'an dışında hiçbir kişinin hiçbir mezhebin, hiçbir şeyhin ve hiçbir uygulamanın dine tek bir ilave de dinden tek bir eksiltmede yapamayacağını göstermektir. Aslında çok net bir ifade. Yani e, Kur'an dinin tek kaynağıdır gibisinden bir ana bel kemiğini yani kitabın bel kemiğini, ana söylemini bu iddia oluşturuyor diyebiliriz. Zaten kitabın başlığını da aslında biraz okumaya çalışırsak, eee. hocam bir o, şey söyleyeyim o mi? O demek yani? Bana sorarsan sen şeyi atladın mı? Dinin kaynağı nedir falan kısımlarını? E, yani kitabın amacından başladım. Oralara gelebiliriz yeniden de. Ben ilk buradan girelim diye düşündüm. Olur, olur, olur. Tamam. O ben başlığı de... inceleyip geri dönelim. Çünkü yani ben hepsine kitabı... not aldım. Evet. Yani kitabın şöyle. Kitabın zaten Hı -hı. isminde uydurulan din ile Kur'an'daki din de aslında buna da çok ciddi zaten açık bir atıf var diyebiliriz. Hı hı. Sanki hı hı. eğer bir din zaten Kur'an'da olmazsa otomatik olarak uydurulan din gibisinden bir vasıfla vasıflanması gerekir gibi bir imayı da açık bir şekilde belirtiyor. Dolayısıyla bunu zaten amaçlarında da net bir şekilde ifade etmiş yazanlar ve şunu diyorlar yani Kur'an dinin tekeledir ama burada dikkat çekici bir şey var. Şimdi başlıkta da bu var. Uydurulan din, Kurandaki din diye. Şimdi ben hani buradaki dinden kasıt herhalde İslam diye anlamaya çalışıyorum ilkin. Ama söylem hı hı. yani daha doğrusu kurgu biraz daha böyle geniş çerçevede aslında din dediğimiz yani Allah'tan bize gelen o hani ile gelen din denilen kurumun sadece İslam'la münhasır olmaksızın eskiden de durumu böyledir gibisinden bir böyle sunum var yani. Kitabın ilerisinde de var o. Yani şey Tevrat da böyleydi, İncil de böyleydi gibi. Yani, evet ee, yani bu bize e, mahsus bir şey değil gibi davranıyorlar. Bir daha ilginci bana şu geliyor mesela e, kitabın adında da var bu söylediğin okuduğun kısımda da var hocam uydurulan din Kur'an'daki din yani Kur'an'da bir din var ve o din bu kitaptaki yani evet. Kur'an'daki dinin ne olduğu belli. Mesela şöyle, hiçbir kişinin, hiçbir mezhebin yani burada fikir ayrılığını kabul etmez bir perspektif var. Benim söylediğim Kur'an'daki din. Yani ben söylüyorsam o Kur'an'da ve Allah'ın emri gibi yani. Ama benden ya. başka görüş benden evet. başka görüşler şey değil. Onlar mezhep, onlar işte birilerinin görüşleri. Burada çok şey kendini hakikatin merkezine alıp ben söylüyorum bu Kur'an'daki. Başkası söylüyor. Evet. Onun mezhebin görüşü. Evet. Ama şöyle demişler hocam. Şimdi şöyle de diyor. Bizim bu kitapta nerede o onu bulabileceğim mi bakıyorum şimdi de. Bizim bu kitapta söylediklerimizin doğruluğu da ancak Kur'an'a uyduğu kadarıyladır. Evet. evet. Yani biz size... ben, hocam bence bir şey söyleyeyim. Biz bunu sayfa sayfa gitmezsek şey yapacağız, yanılacağız. O kitabı benden not aldım. Orada da şöyle bir şey var. Peki muhaliflerin yani mezhepler veya başka kişiler şey mi diyor? Benim görüşlerim Kur'an'a uymazsa da doğrudur mu diyor? Ya yani, böyle bir şekilde söylemiyor ki. Burada o zaman şöyle bir baştaki şu şeyi belirtmemiz lazım. Yani biz şu anda mesela Müslümanların yani bir veya birkaç Müslümanın yazdığı bir kitabı iki Müslüman olarak ele alıyoruz. Yani şöyle şu anda yapmış olduğumuz tartışmanın mahiyetine dair birkaç şeyi belirtmemiz lazım. Ta ki taşlar biraz yerine otursun. Şimdi biz iki Müslümanız abi. Bu kitabı yazanlar da Müslüman. Peki biz o zaman neyde tartışıyoruz? Nereyi niçin tartışıyoruz? Meselesi var. Şimdi e, doğrusu burada şöyle bir şeyin olması lazım da yani hiçbir Müslüman e, Kur'an hakkında herhangi bir şeyi yok. Yani tartışması yok zaten. Ama burada tartışılan konu yani e işte İslam'ın tek kaynağı Kur'an'dır gibisinden bir argüman Kur'ana baktığımızda veya İslam'a dine baktığımızda yani çıkarılan bir yorum. Biz de mesela yani en azından ben bunun tam da bu kadar böyle olmadığını söylediğimde de aslında ben benim referans kaynağım da Kur'an, İslam ve tarih. Şimdi aslında aynı resme aynı merkeze aynı kaynağa bakmamıza rağmen farklı iki şekilde gören iki insandan üç insandan veya bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hani kategorik olarak ayrıcalıklı bir konumda olan bir insan baştan yok yani onu tespit etmemiz lazım. Ama bunun iddiasında olan bir şey var. Yani şöyle mesela ben atıyorum şu an bir ben Hanefiyim diyelim. Bir Şafii ile oturup konuştuğumda Şafii'ye diyebiliyorum ki Kardeş ben senin söylediğine katılmıyorum. Yani seninki senin görüşün ama ben sana katılmıyorum. Buradaki tartışma bu düzlemde değil. Benimki Kur'an'daki din. Sen sapıksın. Yani aslında bu metin kendini merkeze alıp benim yorumum bir yorum değildir. Benim yorumum Kur'an'ın ta kendisidir. Evet. Çünkü Kur'an'daki dindir. Yani Kur'an'ı bu... İslam'ı bu kitapta sunulduğu şekliyle anlamak da bir din anlayışı olarak bir tekliftir demiyor. Demiyor. Diğeri, diğerlerinin hepsi bir çeşit sapmadır diyor. Aynen. Yani Dizim. şimdi bir O yüzden meselemiz bir Hanefi ile Şafii arasında geçen mesela Fatiha'nın namazda okunmasının hükmü farz mı, vacip mi mahiyetinde bir tartışma değil yani. Tabii. Yani Eğer herkes... o yüzden de olsa o düzlemde Hı. bir tartışma olsa aslında çok fazla gürültü koparmaya da bir mahal kalmıyor. Çünkü mesela bir Hanefi kriter olarak şöyle der. Yani ben namazda Fatiha'nın vacip olduğunu düşünüyorum okumanın. E, şafiler farz olduğunu düşünüyor. Ben bizim görüşümüzün doğru olduğu kanaatindeyim ama yanılıyor olabilirim. Ama Şafiler bence bu konuda yanlışlar ama onlar da doğru ol, doğru görüşe sahip olanlar onlar olabilir. Şimdi bu payı bırakmak dikkat edersen mezhepler açısından çok ciddi bir konfor sağlıyor. Yani ben doğruya isabet ettim ve bunun da garantisini sana veriyorum demiyorum. Burada diyorum tam anlamıyla netliğe kavuşamaz bazı durumlar var ama bizim görüş tercihe daha şayandır demek ayrı bir bahis. Fakat dini bu kitapta arz edilen tarzdan başkasıyla anladığın takdirde kardeşim sen Kur'an'ın yolundan tamamen başka bir yerdesin demek aslında çok ciddi bir ağır bir itham yani. Bir de şöyle bu itham yani aslında bu konu neden bu, bu, burada bir video içerisinde ele alınıyor? Bu mesele e, yani çok yeni ortaya çıkmış yani en azından bu formatta çok yeni bir şekilde ele alınan yani bu aslında basit bir hadis tartışması gibi bir şey de değil. Yani çünkü hadis tartışması yapılıyor yani e, ekoller arasında da hadis anlayışında farklılıklar var. Buradaki iddia şu yani bir yorum var biz bu yorumu işte 19. yüzyıldan sonra getirdik önünüze. Bundan önceki her şey siz de dahil şu an uydurulan bir dine inanıyorsunuz. Kur'an'daki din benim şu an 19. yüzyılda ortaya koyduğum şeydir. Bunun dışındaki şey sapıklıktır, sapkınlıktır ki bu üsluptaki sertlikleri de ben yer yer not ettim. Ama bence sayfa sayfa gidelim hocam. Yani şöyle konuşalım Aha. bence. Mesela bir başlık açıp başlığa bakalım. Başlıkta ilgili söyleyeceğimiz bir şey varsa ikimiz de notlarımızı düşelim. O şekilde Aha. devam edelim. Birbirimize katkı yapalım. Çünkü bir şeyi e, kitabın sırası gerçi çok tekrar ediyor. Yani e, söylemleri de şey yapıyor ama sırayla göstermek daha derli toplu görünebilir. En azından takip edenler açısından. Şimdi birinci bölümde dinin kaynağı nedir diye başlıyor kitap hocam. Burayla ilgili Söyleyeceğim bir şey var mı? Ben gireyim mi? Not ettiğim yerleri. Hocam sen bir gir. Ben de burada notlarıma bakarak sana bir tamam. şeyler söyleyeceğim herhalde. Tamam. Şimdi bu tartışmalarda kimin haklı olduğuna, hangi fikrin dini gerçeklerle uygun olduğuna nasıl karar vereceğiz? Şu an elimizde duran bu kitap tüm bu soruları cevaplamak, dinin kaynağı nedir sorusuna cevap vermek için yazılmıştır. Tamam yani bu burada gene merkezde metin Dini tartışmalarda dinin nedir, kaynağı nedir sorusuna net bir şekilde cevap vermeden girişmek, her soruyu teker teker dini anlamda yöntemi belirlemeden ele almak. Burada çok bu, bu bölümün içerisinde ciddi bir yöntem şeyi var, iddiası var. Mesela diyor ki bu soruyu cevaplamadan tartışmaya girenler yöntemsiz bir şekilde dini anlamaya çalışıyorlar. Yöntem dediğimiz bizim usul dediğimiz şey. Yöntemsiz bir şekilde dine yaklaşanlar sonunda kendi istek ve arzu ve saplantılarını dinselleştirmeye kalkmaktadırlar. Şimdi ben burada tamamen okeyim hocam metnin burasıyla. Yani yöntemsiz bir şekilde konuşan gerçekten kendi hevasını metne söyletir. Okey. Şimdi problem şu şeyi yöntem zannediyor. Metni kim yazdıysa. Yani biz hangi bu kaynakları... ha? Bu arada bir şey ilave Bilmiyorum. edeceğim. Senin bu söylemiş olduğun sözleri ben birinci bölümde hiç hatırlamıyorum. Şu olmuş olabilir. Yeni baskılarda ba bazı bu söylemler ya değiştirilme yani revizyona gidilme ihtiyacı hissedilmiş, yumuşatılma ihtiyacı hissedilmiş falan olabilir. Yani bu saplantıdadır Hı. falan filan gibi ifadeleri ben bu baskıda mesela göremedim Tabii. Yani 45'te yani benim elimdekinde öyle diyor. Yöntemsiz bir şekilde dine yaklaşanlar sonunda olabilir kendi de istek, yani. dinselleştirmeye kalkmaktadır. Ben yanılıyor veya unutmuş da olabilirim. Yani kesin bir şey ha. konuşmuyorum ama hatırlamadığım için olabilir. söyledim yani. Olabilir. Şimdi şeyi şu hocam ben buna tamamen katılıyorum bu arada. Yani bir adamın kendi yöntemi, usulü yoksa gerçekten hevasını metne söyletir. Yöntem deyince anladığı şey sadece şu, dinin kaynağı nedir? İşte Kur'an'dır, Ah yöntem bu işte. Hayrat tam Kur'an'dan ayet okudun, bu ayetin manasını tespit etmek için de bir yöntem gerekiyor. Ve bu yöntem hiç kullanılmıyor metin boyunca. Yani bir metin nasıl anlaşılırın bir yöntemi yok. Tamam evet. diyelim ki ben Kur'ancıyım, sen de Kur'ancısın. Aynı ayeti okuduğumuzda aynı şeyleri mi anlıyoruz? Hayır. Yöntemlerimiz farklı. Biliyoruz yani farklı anladıklarını. Kimisi namaz kılmıyor. Kimisi diyor ki namaz dua anlamındadır. Kimisi diyor ki üç rekattır. Kimisi diyor ki beş rekattır. Kimisi diyor ki kılsan da olur, kılmasan da olur. E demek ki sen aynı metni okuduğunda aynı şeyi anlamıyorsun. Aynı kaynağa bakıyorsun. Demek ki burada problem yöntem. Yöntemi ilan etmeden aslında yöntemsizlik tenkidi biraz absürt kitabın girişinde. Yani şunu diyoruz aslında biz Kur'an'ın bu konuda ne dediği konusunda aslında başta hani tartışmamız o. Şimdi biz dedik ya bu kitabı yazanlar Müslüman. E biz de Müslüman. O zaman neyi tartışıyoruz? Şunu tartışmaya çalışıyoruz. Ya bu konuda Kur'an gerçekten ne söylüyor? Bu tam belirli değil en azından. Şimdi önce şunla girelim. Yani mesela Müslümanlar yani aklı başında Müslümanlar tarihte domuz etinin haram olduğu konusunda ihtilafa düşmüşler mi? veya riba denilen bir şeyin haram olduğu konusunda detaylarından bahsetmiyorum. Riba diye dinde yasak olan bir alışveriş tarzı olduğu konusunda bunda şüpheye düşmüşler mi? Veya işte şarabın haramlığı konusunda şüpheye düşmüşler mi? Şimdi birisi çıkıp dese ki Kur'an bu konularda bayağı flu hükümler barındırıyor. Bu gerçekten çok absürt bir yere gitti. Malum bunu. Yani Kur'an bu konularda son derece açık hükümler taşıyor. Ama biz bugün mesela şunu aynı açıklıkta Kur'an'da görebiliyor muyuz? Yani bu kitabın ana iddiası demeye çalıştığı yargı şu. İslam'da Kur'an'dan başka din kaynağı yoktur. Mesela bana bunu net bir şekilde tartışmaları bıçak gibi kesecek işte domuz eti haramdır tarzında bu bu açıklıkta söyleyen Kur'an'da bir ayete ben rastlayabiliyor muyum? Ya şöyle hocam orada mesela ayetler söylüyorlar. Şu ayetler bu ayetler ama orada da şöyle bir durum oluyor işte problem şu hocam. Mesela biz tartışıyoruz adam diyor ki Kur'an'a bakalım. E tamam ben bakıyorum Nebiye itaat diyor. Şimdi benimkini reddettirecek yani benim bakışımı reddettirecek senin bakışını kabul ettirecek okuma kriterine, Yani tamam sen peş peşe sıraladın ayetleri ki bence büyük bir kısmı bağlamından koparılmış ayetler. Bunları sıraladın ben de sana ayetler sıraladım Nebiye itaat ile ilgili. Burada bize bu şeyi kabul ettirecek usul ne? Yani benimkinin yanlış, seninkinin doğru olduğunu gösteren kriterler ne? Bu kriterleri tartıştık mı? Yani işte usulü ya. tartışmadan... En başta hocam işte ben şu itirafın başta teslim edilmemesinin büyük sorunlara yol açtığını düşünüyorum. Yani bir insan bence vicdanla baktığında Kur'an'ın söylemiş olduğu nu düşündüğümüz veya Kur'an'ın söylemiş olduğu şeylerde bir derecelendirme farkına gitmeli. Yani Kur'an'da bizler her Müslümanın okuduğunda domuz etinin haramlığını anlaması gibi. Dinde Kur'an'dan başka herhangi bir kaynak yoktur. Bunu dine ekleyenler, dine çok büyük bir e, hıyanet etmektedirler gibisinden bir manayı bu, bu açıklıkta yalınlıkta anlayabiliyor muyuz? Anlayamadığımız açık. Yani bu fululun en başta bir defa teslim edilmesi bence önemli bir adım olur. Yani biz Kur'an'da çok açık bir ...şeyi gözümüze soka soka söylemiş olduğu bir şeyi bir defa sunmuyoruz bu kitapta. Dolayısıyla bunu ispat edebilmemiz için bizim bayağı bir argümanları ciddi bir mantıksal zeminde netleştirmemiz lazım gibisinden bir vazifeyi üzerlerine almaları lazım. Bir de şu var yani buna, bu ayetlerin doğru anlaşılması 19. yüzyılda seni beklediği gibi noktalara gidiyor. Devam ediyorum hocam ben başlığın içinde gene. Toplumda yöntemi olmadan dini konularda konuşan kişiler kadar, savundukları yöntemleriyle hayattaki uygulamaları birbirine uymayan kişilere de dikkat etmek gerekir. Örneğin dinin kaynağı nedir sorusuna verdikleri cevap aslında Afganistan'daki Taliban'lar gibi yaşamalarını gerektiren bu kişilerin. Yani şöyle diyor. Siz işte bir mezhep kabul ettiğinizde ya da hadis kabul ettiğinizde en karikatürize edilmiş formuyla o paketi kabul etmeniz gerekiyor. Burada Hocam benim bu şeyde, bu, bu tarz metinlerde e, gördüğüm en avamca şey şu. Adam bir kaynağın kabul edilmesiyle bir yorum metodunun kabul edilmesi arasındaki fark yok adamda. Yani evet. hadisi kabul ediyorsan bu oluyorsun. Çünkü hadisi kabul etmen senin onu en e, kaba şekilde yorumlamanı gerektirir. Ya bu çıkarım var. E tam şöyle söyleyeyim yani en seküler, İslam tarihindeki en seküler yorumlarda dahi neredeyse hadis kabul edilmiş. Yani Ebu Bekir Razi de hadise atıf yapıyor. Ama bunu bambaşka bir şekilde yorumluyor. Yani veya tarihsel yorumlu adam. Yani, yani bu senin yorum biçimin kaynakla sadece şekillenen bir şey değil. Yorum yani sen seküler bir yoruma çıkmak istiyorsan metinden. Bunun için kaynak çok fark etmiyor. En sert yoruma da Kur'an'dan çıkabilirsin. Yani İslam tarihindeki en mesela hadis kabul etmemeye yakın fırka hariciler ilk dönemde. Evet. Ee, ama en sert yorum da onların. Kur'an'dan çıkıyorlar yine yorumların Tabii. büyük bir kısmı. Yani çıkarsın bu yorumla e, metin kaynak arasındaki farkı bir ayırt etmeleri gerekiyor. Zaten hocam o şimdi bu yorum yani dindeki dindeki yorumun mahiyeti yani dinde dindeki yorumun mevkii nedir meselesini bayağı uzun uzun bir sanki konuşmamız lazım. Çünkü bu kitaptaki yani argümanların önemli bir kısmı kim olursa olsun din hakkında yani yorum yapmadan bir bilgiye sahip olunamayacağı gibisinden bir kazıyı külliyen atlayarak yapılan sözler, söylenen sözler. Yani bu e, bence çok e, yani hiç, çok az fark ediliyor gibi galiba. Bu kitabın yazarları tarafından ya da yazarı tarafından şey yapılmamış. Yani e, mesela ben geçenlerde bir meşhur bir hocayla konuştum. Böyle Kur'an'ı merkeze alan. Oturdum. şimdi Hoca ile konuşuyoruz. Hoca anlatıyor. işte doğrusu budur. Bunu yanlış anlıyorlar falan filan diye. Ben de hocaya dedim ki hocam da yaşı benden bayağı büyük zaten. Dedim ki hocam bu yorumlarınız bence çok kıymetli falan dedim. Adam bir sinirlendi. Dedi ki ne yorumu dedi bunlar Allah'ın sözü dedi. Başladı bana böyle <laughs> fırçalamaya. Ya ya hocam yani ne diyeceğimi bilemiyorsun. Yani bunlar Allah'ın sözü diyor. E, ya şimdi Adam şöyle, hocam şöyle sanıyor. Burdan buradan, buradan Kur'an giriyor, tamam bu kulaktan içeri Kur'an giriyor, bu ağızdan çıkıyor ve sanıyor ki ağzından çıkan şey Kur'an. Yani burada hiçbir işlem yapılmıyor ona. Kendi söz söylediği zaman işlem yok orada yani direkt Kur'an konuşuyor kafasından. Yani Öyle bu bütün ki. mezheplere vermiş olduğu şeyler, e, ayarlar da, işte onlara şunlara bunlara etmiş olduğu lafların da ardında biz doğrudan doğruya yorumsuz bir yani bozmadan, hiç dokunmadan safiyane bir Allah vahyini telakki ediyoruz Kur'an'dan. Siz ise yani bunu böyle dışarıdan hadislerle, yok hurafelerle, şunlarla bunlarla böyle bulandırarak hurafe bir din uyduruyorsunuz gibisine enteresan bir tasvir var. Bu çok yani insafsızca da bir tasvir. Ya yani ben hadis okuyunca peygamber kur... Hocam şunu da mesela anlamıyor adam. Yani ayet okuyor. Ayeti bir manaya sevk etmenin yani Mesela Kur'an'ın Kur'an'la tefsir diyor. Ya abi Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri dediğin şey gene senin yaptığın bir işlem. O ayetin o ayetle açıklanabileceğine kanaat eden senin zihnin. Tabii. Evet. Salt Kur'an konuşmak diye bir şey yok abi. Yani bu buradan bir çıkmak lazım. Yani sadece Kur'an konuşmak diye bir şey yok. Sen tercih ediyorsun. Sen o ayeti o manaya veriyorsun. Ki ileride göstereceğim hocam. Kitap boyunca şey yapmışlar. E, göya de, ayet delil getirmişler. Getirdiği ayet bana sorsan ya yani ben ayeti direkt okusam söylediğinin aleyhine delil. Bu arada hocam şimdi hep böyle gülesim geliyor. Şu, şu şunu belirteyim de şu gülmek şeyinden kurtulayım. <laughs> Sendeki Afganistanlar güncele göre bende işite dönmüş de <laughs> ya ben Afganistan ha. attım dedim. <laughs> Afganistan'ı arattım bütün PDV'de çıkmadı. Bende işit hocam. Şimdi güncele ha. göre yani ekstremist evet. örnek evet. Ekstremist tabii. örneklere göre güncelleniyor. Yani işit biliyorsun ki daha kabul edilemez bir örnek. <laughs> Hemen işi de dönüştürülmüş. Yani bu da aslında şunu yansıyor Yani şimdi baskıya göre orada Afganistan yazdığını ikinci, üçüncü baskı sonra işi de dönüştürüyorsun. Burada şöyle bir manipülasyonu seziyorsun yani. Ya evet senin karşına al işte senin dinin işitlerin dini. Uygulayabiliyorsun, yaşayabiliyorsun, yaşayamıyorsun. O zaman gel bizim dine gibi çok amiyane bir çağrı var yani. tabi tabii. tabii. Yani o kaynaktan oraya gidiliyor ki aynısından da gidersin hocam. Yani bir şeyi çevir şu an. Mesela aslında bunun tam tersini söyleyeyim ben. Çok ilginç İslam tarihinden bir örnek. Hariciler söylediğim gibi hadisler konusunda e, ilk problemli taifelerden birisi. şeyin e, Meşhur Hazreti Ayşe'nin hadisinden geçen bahsetmişti. Hazreti Ayşe'ye gelip şeyi soruyorlar işte. Hayızlıyken oruç tutabilir miyim evet. diye soruyor bir kadın. Hazreti Ayşe diyor ki e, ente haruri sen haruri misin? Harici misin diyor. Bu nasıl soru? Resulullah bize böyle emrederdi. Yani o direkt ayetten çıkardığı şeyle geliyor karşısına. Yine meşhurdur. Abdullah İbni Abbas'ın şeyi hocam. Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'ı haricilerle tartışmaya gönderirken şey diyor ya. Onlara diyor Kur'an'la tartışma, sünnetle tartış. Ee, o yüzden bu hadis bağı mesela haricileri yumuşatmamış, sertleştirmiş. Çünkü biraz şey, şey derler ya mutezile için. Bunlar korkak haricilerdir diye. <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle bir durum var. yani Tamam sen Kur'an okuyorsun ve çok soft bir din çıkarıyorsun ama e, çok böyle şey olmasan çok hard bir dinde Kur'an'dan çıkarırsın yani. Evet. Yorum şeyini direkt motomot gitsen. Bu hiçbir anlam ifade etmeyen bir şey abi. Kaynak burada esas değil. Dini nasıl temelki yani, ettiğini. Yani mesela benim ilk bölümde dikkatimi çeken Zuhruf suresinin 21. ayetini bayağı merkeze koymuşlar. Zuhru Suresinin 21. ayetinde yoksa onlara bundan önce bir kitap kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar gibisinden bir mealle burada var. Ee, yani buradan da şunu anlamışlar ee, Zuhru Suresinin yani 21. ayeti bize gösteriyor ki e, mutlaka bir şeyin kaynağı Kur'an olmalıdır dini bir şeyin kaynağı. Oysa bak şimdi hocam e, mesela burada istidlal ettikleri ayet şunu söylüyor. Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar? Halbuki ayetin evvelinle ardında da zaten kendileri de aslında onları nakletmiş ama onlara şu söyleniyor. Yani onlar buna şahit mi oldular? Melekleri Allah'ın kızları yaparlarken işte onlar buna şahitler mi? Bunu bir şahadetle mi yapıyorlar? Yoksa evvelden dayandıkları bir yani muhtemel kitap mı var gibisinden aslında şıkları sunuyor. Yani bir insanın sahih bilgi edinme kaynaklarından ne olabilir? Ya olaya bizatihi şahit olabilirsin. Ya geçmişe dayanmış olduğun muhtemel bir kaynağın vardır gibisinden şıkları sunuyor. Buradan onu alıyor ve şey diyor mesela. Anlıyoruz ki buradan diyor mesela Zuhru suresinin 21. ayetinden bir insanın dini bir şeyi mutlaka... Kur'an'a dayandırması lazım. Oysa bak burada Kuranda geçmiyor. Onu da söyleyeyim. Bak bu basit bir şey de değil. Ben buna değinebilirim. Şimdi mesela ben çok dikkatli okunmadığı kanaatindeyim buranın da. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kitap ve Kur'an kelimelerinin kullanımı öyle basit bir şekilde eşleştirilebilecek kullanımlar değil. Şunu yapıyorlar genel olarak. Kitap eşittir Kur'an, Kur'an eşittir hop kitap. Bu geçişkenlik o kadar basit değil. Bazı yerlerde yanıltabiliyor. Mesela burada da öyle mesela. Burada doğru, da doğru. öyle. bu Buradaki kitap o... derken kasıt e, zaten şey Şeyde değil de yani. Öyle. Şeyde de öyle. Tevrat'la ilgili koydukları ayetlerde de öyle. Yani oraya gelince açarız ama şimdi mesela Tevrat'a işte Yahudilerin elinde Tevrat var ona uyun diyor. İncil'e İncil'e uyun diyor. E tamam da Luka İncil'in başında diyor ki Hazreti İsa'nın hayatıyla ilgili bir sürü şey yazdılar. Ben de yazıyorum. E şimdi İncil şu an elimizdeki İncil'ler vahiy mi? Yoksa e, daha hadisimsi bir kaynak mı? Luka'ya evet. baksan, Luka'nın girişine baksan hadisimsi bir kaynak. Veya Tevrat dediğinde, Kur'an'ın Tevrat dediği metin sadece yazılı bir metin mi? Yoksa bunun içerisinde sözlü gelenek var mı? E var, biliyoruz olduğunu. Yani bundan sürekli bir mişna evet. göndermesiyle, işte mişna onların hadisidir. Tevrat da onların Kur'anıydı. Tevrat öyle bir metin değil abi. Bu Tevrat okumamakla ilgili bir şey olabilir. Şimdi e, bu oturumda olmasa bile belki önümüzdeki oturumlarda bir fırsat bulursak ben Kuranda kitap kelimesinin kullanımı'nın hiç de öyle doğrudan doğruya Kur'an'a eşitlenemeyecek kadar zor kullanımlar yani böyle hassas kullanımlar olduğuna dair böyle bir listeleme yapmayı düşünüyorum. O dolayısıyla evet. burada dikkat edersen e, kitap diye doğrudan Kur'an'a referans yapıldığını düşündükleri ayetleri peşi sıra hep alıyorlar. Oysa evet. mesele Doğrudan Kur'ansa Kur'an'a atıf yapılan yerler var Kur'an'da ve kitap diyor kitap ve Kur'an birbirine eşdeğer şeyler değil o kadar basit olmuyor bunlar. Tabii. Şimdi hocam şöyle Burada, yine bu Şunu o, bu da söylemek istiyorum bu bölümle alakalı. Ha. Müsaadenle şimdi bu kitabın aslında arkasında şöyle bir kaygı var bu hep az önce de senin verdiğin örneklerde de bunu görüyoruz. Benim de notlarım da var. Onu dile getirmek istedim. Şimdi Afganistan örneği sen okudun. Ben burada bunu işit olarak okudum. Bak şöyle bir pasaj var. İlk bölümde. Dinin temel hedefi insandır. İnsanı hayatla kendisiyle çelişkiye götürmenin sonu ise hüsrandır. İslam'ın gerçek yapısında bu çelişkinin yeri yoktur. Aslında burayı açacak olursak burada şöyle bir olay var aslında. Şimdi şunu demek istiyor. Bizler Kur'an'a baktığımızda son derece sade, hiç böyle zorlanmadan hayata tatbik edebileceğimiz bir dinle karşı karşıyayız. Ama olayın içerisine işte sizin sünnet dediğiniz, mezhep dediğiniz diğer unsurlar dahil olduğunda mesele son derece çetrefil uygulanamaz ve dolayısıyla yaşanamaz bir hale geliyor. İslam ee, İslam'da insanı madem din insan için e, İslamda yaşanamayacak bir din olamayacağına göre, o zaman olay şudur abi, biz Kur'an'a baktığımızda gayet derecede yaşanabilir bir din olduğunu görüyorsak, problem demek ki bunu bugün yaşanamaz kılan diğer unsurlardadır gibisinden, aslında şöyle bir kaygının arka planda işlediğini görüyoruz. Yani din dediğin şey abi sen bugün yaşayabiliyor musun? Bu anlattığın haliyle yaşayamıyorsun. Biraz bunun ardında bugün bunlar yapılabilir mi? Bugün sen hayatta işte ne bileyim işte hırsızın elini kesebilir misin gibisinden veya işte sünnetten. Gerçi bu Kur'an'da var ama. E, yani bunun gibi uygulamaların bugün dünyada yerinin olmaması sanki kabul edilmiş. Yani evet doğru ya bunları bu saatten sonra uygulamanın anlamı yok, yeri yok. Bunları uygulayamamaktan kaynaklanan bir şey var. Ama Kur'an'da sorun yok. Kur'an'ı biz uygulayabiliyoruz. O yüzden... Siz eğer böylesine sünnetle işte mezheplerle geleneksel tırnak içerisinde olan dini getirdiğinizde günümüzde şunu demiş oluyorsunuz. İslam aslında hayatta mevcut olamayacak, uygulanamayacak, günümüzde yaşanamayacak bir din. E Allah bu dini insanlar bu dinle çelişkiye düşsünler diye göndermiş olamadığına göre gelin Kur'an'ın dinin tek kaynağı olduğunu söyleyip kurtulalım. Bunu demeye çalışıyor yani. Ya orada da şöyle hocam yöntemsiz bir e, okuma metodu olduğu için evet. aslında biraz şey oluyor. Yani ben her zaman aynı şeyi söylüyorum hocam ya bu bir kaynak tartışması değil ki. Yani bu bir yorum tartışması. Aynı, aynı. dini tamamıyla aynı, aynı dini tamamıyla Kur'an'dan da çıkarırsın. Yani şimdi ben mesela şeyde okumuştum. E, Mustafa İslamoğlu'nun e, Kur'an'ı anlamada yöntem diye bir kitabına 4 yıl falan oldu bir şey çekmiştim cevap. Orada mesela işte el kesmeyi şeyle götürüyordu yani Kur'an mesela burada kaynak değil ki esas. Sen onu götürmek yani götürmek istiyorsun götürüyorsun. Çünkü kaynakta evet. var bu. Veya şey. Gürkan, neydi onun Gürkan, Engin de, Gürkan Engin de zamanında bir video çekmişti. E, hırsızın eli kesilir deniyor mu Kur'an'da? Meğerse hırsızın elini kesin demiyormuş. E, i̇şte gücünü kesin diyormuş. Aid kelimesi eydi himeden eğit hani ve sema'a bi eşleştiriyor falan. Eğit kelimesi her merse orada el değilmiş güçmüş falana getirdi. Sonra ben buna bir reddiye yazmıştım. E, aradan bir, belli bir zaman geçti. Bir yıl iki yıl geçti. Sessiz sedasız kanaldan kaldırdı. Dedik işte ben dedi ilk zamanlarımda çekmiştim o videoyu falan. E, şey şimdi hocam, şimdi hakikaten yani vardı. hırsızlık ne oluyor hocam? Yani hırsızın hükmünü kesin. Ya şöyle hocam yani şimdi o arkası çok önemli değil. Önemli olan burada şey yani bir yorum metodunun olmaması hocam. Yani en temel problemleri bu. Yani bir yorum metotları yok. O yüzden bir şey oluyor yani kaynağı mesela ben şöyle düşünüyorum. Bu kafayla hadisleri kaynak tartışmasına girmeden bu yük metotsuzlukla hadis de yorumlasan şeye çıkarsın. dini çıkarırsın yani hadisten. Evet. Bir şekilde ona zayıf dersin onu kurtarırsın falan. Çünkü bir açıklanmış bir metot yok. Şimdi şöyle diyor hocam, din tarihi akılla taklidin mücadelesidir. Kur'an ayetleri incelendiğinde peygamberlerin insanları düşündürerek, akıllarını çalıştırarak, Allah'ın dinine aykırı olarak geleneklere ve yerleşik inançlara karşı organize ettiklerini görüyoruz. Kur'an insanları akıl yürütmeye çalış çağırır, oysa Kur'an'a karşı çıkanlar atalarını üzerinde buldukları sisteme, yani geleneğe bağlı olduklarını ve bu geleneği devam ettireceklerini söylerler. Tarih boyunca peygamberlerin aklı çalıştırma çağrısının en büyük düşmanı, karşı akli deliller değil gelenek olmuştur. Hmm. Şimdi burada hocam e, bu kanaatime katılmayabilirsin ama e, yani bu benim şahsi kanaatim. Çok tipik bir şey görüyoruz. Yani bu söylem mesela benim en çok okuduğum kitaplar hangileri biliyor musun hocam? E, Mevdudi, Seyit Kutup e, sert, İslamcı geleneğin sert yazarlarında. Şöyle bir şey görürsün. Gelenek, taklit, ataların yoluna uymak vesaire söylemi. Türkiye'de de bunun mümessilleri aslında sert Müslümanlardır. Ben bu iki jargonun birbirinden beslendiğini düşünüyorum. Menar ve de mesela bu ikisini birleştiren en ilginç örnek olduğu kanaatindeyim. Muhammed Abduh ve Menar örneği. Şimdi burada şöyle bir durum var hocam. Gelenek var. Geleneği taklit eden, atalarını taklit eden kör Müslümanlar var. Onlar biziz. Hatta Müslüman bile değiliz yani. Atalarımızı taklit ediyoruz. Ve Kur'an'ın emrettiği, peygamberin getirdiği devrimci bir ruh var. Bunun sol bir söylem olduğunu da ben daha önceden bu yüzden anlatıyorum. Bu sol bir söylemdir. Devrimci bir metotla peygamber geldi ve devrim yaptı, geleneği yıktı. Peki buradaki temel sıkıntı şu. İnsanlar bunu kabul etse. Yani kurancılık şu an yaygınlaştı. Hatta bir 50 senedir de Türkiye'de oldukça yaygın ve bir geleneği var artık. Yani kendi içinde tartışmaları var. Ee, hakim olsa bu metot. Ne olacak? Yani kendi kendini mi yemek zorunda kalacak sürekli? Yani çünkü bir şey gelenekleştiği zaman yanlış olduğu anlamına geliyor. Eee ve Kur'an'da bu geleneği yıkmayı, atalarını körü körüne taklit etmeyi yıkmaya hocam, anlamına geliyor. Tam bu sayfa, bu söylediklerinle alakalı şöyle bir not aldım. Geleneğe karşı olmak, kategorik olarak geleneğe karşı çıkmak iyi bir şeymiş gibi sunuluyor. Tabii. Kur'an'ın geleneğe falan karşı çık, geleneğe falan karşı çıktığı yok. Yanlışa karşı çıkması söz konusu. İster bin yıllık olsun, ister bir yıllık olsun. Yani çünkü hocam öbür türlü şeyi de anlayamazsın. Peygamberler tarihini de anlayamazsın. Yani, yani sen da Davut Aleyhisselam döneminden sonra Süleyman Aleyhisselam döneminde yaşıyorsun. Din şey mi? Geleneğe karşı çıkmak. Değil. Yani. yani, Süleyman ya. Aleyhisselam'a ittiba etmek. İşte burada da aslında bir söylemleştirip esas manayı arka planda bırakmak var. Yani orada Kur'an gelenek olduğu için karşı çıkmaya yeltenmiyor ki. Yani pek orada... Çok geleneklerini de onaylıyor. Hatalı e, olmayan de, pek çok geleneklerini de o tarafı onaylıyor. var. Yani ona bakarsam bugün de şöyle enteresan bir çıkmaza girenler var. Yani bu Kur'an evvelindeki bir sürü işte Arap örfünü veya ehli kitap geleneğini devam ettirdi gibisinden enteresan söylemler var. Ya bunlar da gerçek ama bunların ne o ne olsun ne busu geleneğe gelenekten yana olmakla ne de geleneğe karşı olmakla alakalı. İkisinin de gelenek üzerinden okunması absürt bir mantık. Bir de bu akli de değil. Öyle de bir problem var. Yani burada geleneği karşına alıp da diyorsun ki ben işte ataların dinine uyanlardan değilim falan. E seninki de bir söylem ve gene kategorik. Ben mesela şunu söyleyebilirim. Yani gelene gelirim. Bu doğru yapılmış. Bu işte daha iyi yapılabilirmiş. Bu kötü yapılmış. İşte bunu değiştirelim. Diyebilirim. Benimki akli bir çıkarım oluyor. Ama seninki bütün halinde karşı olduğu için seninki akli de değil zaten. Sloganik, sol sloganik yani. Evet. Evet. E, buraya ekleyeceğim bir şey var mı hocam? Devam edeyim mi? Devam edebilirsin hocam. Evet. Mesela din ta din tarih boyunca akıl işletmeyi karşıt görüş ise gelenekçiliği yani muhafazakarlığı savunmuştur. Aslında bu tam söylediğim şey işte. Yani sen tam karşısında olmayı iyi bir şey zannediyorsun. Bu akli bir tutum değil. Bu duygusal bir tutum yani. Aynen. Yani, yani var olan namaz geleneğini değiştirse daha iyi olacaktı o zaman bu mantıkla. Yani, tabii tabii. Ee, evet. Şöyle... Bir de şöyle problem var hocam, bu tarz metinlerin hepsinde ben bunu görüyorum. E, sayfa 22 benim elimdeki baskıda, senin okuduğun Zuhruf ayetinden hemen sonraki pasaj. Dinin evet. bir parçası olup olmadığını sorgulamadan, yaygın görüştür diye, şeyhleri dedi diye, falan hoca dedi diye kabul ettiklerini gözlemliyoruz. Bu tarz tenkitlerin hepsinde şunu görüyorum hocam ben, e, ben buna şey diyorum, kısır günündeki teyzeyi tenkit etmek. Kısır günündeki teyzeyle münazara metni ise bu. Okey yani dini bir propaganda metni gibi alınabilir. Fakat ciddi bir eser ortaya konulduğu ve uydurulan dini ifşa ettiği iddiasındaysan bak ben şu an mesela bu metni tenkit ediyorum ve söylediğin önermelerin hiçbirine dayanmadım. Demek evet. ki yanlış bu öner. Yani ben e, yaygın görüştür diye fe, falan şey söyledi diye demiyorum bunları. Bak aklen makul bulmuyorum söylediğin şeyi. Bu, bu ne saman adam safsatasının vücut bulmuş halidir yani. Aynen öyle. Evet. Allah'ın dinini geleneklerin üzerine değil, Kur'an'ın üzerine kurmanızı öneriyoruz. Kursak bu da yanlış olacak. Yani bu metne göre bir gelenek kursak şu an bu da yanlış olacak. Yani kendi niyen bir önerme bu. Evet, din Kur'an akılla çelişmez demiş hocam. Bir sonraki başlık. Şöyle Allah'ın yolu akıl ve vicdan yoludur. Allah'ın beğenmediği canlı tipi gerçeğe karşı sağır olan ve aklını işit ne? aklını işletmeyen insanlardır. Yine bu metinlerde şöyle bir problem de var hocam. Benim kanaatim. E, bir kelam mülahazası yok. Yani sıfır. İşte Allah şunu sever, böyle yapar, bundan razı olur dediğinde bir cümle kuruyorsun ve Allah ne burada? Yani bunu nasıl tespit ettin? Ya bu nasıl tespit ediliyor hocam? Kur'an'dan diyecek. Bu döngüsel oluyor yani. Yani kaynakken biraz daha açar mısın? Şöyle hocam, şimdi Allah şöyledir diyor ve dinin kaynağı tespit ettiği bir metni yani dinin kaynağı şu olmalı diyerek bir tespitte bulunacaksın. Buna referans olarak da Allah şöyle bir Allahtır diyorsun. Söyledim ki Allah'ın öyle bir Allah olduğunu nasıl biliyorsun? Bu kaynakta yazıyor diyorsun. Ya bu kaynağı temellendirmez. Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu aklen temellendirmen gerekiyor. Kaynağın içerisinden çıkaramazsın bunu. Ya da bunu bir kaynak tartışması esnasında yapamazsın. Kaynaktan içerisinden çıkarabilirsin. Ama bir şeyde yapamazsın bunu. Kaynak tartışması esnasında yapamazsın. Yani ben burada bir söylemem, Ben burada şu an şurada söylemiş oldu işte Allah Allah'ın yolu akıl ve vicdan. Bunların söylemden öte çok bir değeri yok. Ama kullanılıyor. Evet. Yani bu, hatta burada hocam şöyle bu tarz metinlerde ki şey boşluk o kadar yüksek ki yani Allah'ın yolu akıl ve vicdan yoldur. Akıl nedir, vicdan nedir? Soru işareti. Benim sevdiğim şey. Ya yani bu sorunun cevabı bu. Mesela akıl nedir? Benim hoşuma giden akıllıca bulduğum şey. Vicdan nedir? Beni rahatsız eden şey. Tabii. Yani bu 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 bu, bu metinler çok şey metinler. Ben normalde şeyde de söylemiştim bunu Turaan Dursuna da. Ya bunlar bizim normalde şu an okuyor olduğumuz metinlerden çok daha şey metinler, hafif metinler. Hiçbir sözün hesabı verilmemiş. Aynen. Yani bizi güya kesinliğe e, götürmeyi vaat eden bir şey aslında. Zaten temel iddiası şu. Bakın ben sizi mezheplerin bu tartışmalarından saçma sapan insan fikirlerinden alıp Allah'ın kesin ve net olan dinine götüreceğim şimdi derken. Yani ortada bize söylemiş olduğu şeylerin doğru dürüst hiçbir tarafı net değil doğrusu yani. Akıl ve vicdan diyorsun işte yani öylesine yani çerez gibi kullanılan akıl ve vicdan. Bu vicdana aykırıdır, bu akla aykırıdır. Bu çerez herkes kullanıyor yani. Evet, tabii. Allah akıl ve vicdanını şey yapar falan. Yani bu çok bilmiyorum acayip şey. Altı boş önermeler ve bu sürekli kullanılıyor. Çünkü bir hocam böyle bir münazaları da yok. Yani bir kelam olmalı mı? Yani bence esas tartışılması gereken hadis konusu değil bu insanlarla. Bence yıllardır Türkiye'de yapılan hata da bu. Yani bir hadis e, kabul etmeyen bir tiple oturup hadis tartışmaktan ziyade kelam ve fıkıh usulü tartışılması gerekir. Aynen. Yani mesela ben buna çok basit bir şekilde hadise yapılan bir itiraz kabilinden hemen bir ayetle bu söze itiraz edebilirim yani. Aynen tabi. Yani adam dur dur buyur, dur hemen itiraz buyur, edeyim. Allah'ın yolu akıl ve vicdan yoludur. Diyor ki mesela Allah Teala ayette refetiniz yani yufka yürekliliğiniz sakın Allah'ın dinini tatbik etmekten sizi alı koymasın. O adamlara yani suçlu olanlara, zina edenlere acıyıp da ne diyor bak Allah neye havale ediyor burada? Sizin vicdanınız yani siz vicdanınızla baş başa kalsanız belki onlara bu cezayı ağır bulacak sizin vicdanınız. Ama diyor eğer vicdanla din karşı karşıya kaldığında Allah'ın dinini tatbik etmekten geri kalmayın. Vicdanınıza, duygularınıza başvurarak diyor. Nerede kaldı şimdi vicdan yolu? Yani bu bu yani bu şekil kullansan ayetleri hocam her şeye çıkarsın sorun yani. o değil. Bak Tabii de, bak de, sorun, de, benim, de. sorun benim sorun benim İtirazımın yerinde bir itiraz olduğu da değil. Ben herhangi bir insan olarak bak bunu bir ateist namına da dillendirebilirim ben. Yani bunu sana karşı olmak için söylemiyorum illa ki. Bir ateist yarın bir gün çıktığında ve kendisi ya kardeşim yani bana kalırsa bu vicdansızlıktır. Yani nedir bu yani insana yakışan bir e, ceza verme usulü müdür dediğinde... Önemli olan mesele buna cevap verip verememen değil. Bu itiraz etmenin yeri var mı? Böyle bir itiraz etmek eğer hakkı varsa böyle bir karşı çıkmaya kategorik olarak bu adama hak tanıyorsan. Ki bunu Kur'an mesela... söylemiş oluyoruz. E yani? Kur'an e Tabii yani... yani onların algısında. Hocam evet. mesela şeyde çok klasik örneği bunu. Çok hoşuma giden örneği şu. Adam diyor ki hadisler sayesinde Kur'an şey kader diye bir şey uydurdular. Kadercilik yaptılar, Emevi dini falan. Ama ben mesela kaderle ilgili bence en zorlayıcı ayet ve men teşavun yaşallah. Allah dilemedikçe Tabii. siz dileyemezsiniz. Ya bundan daha kaderci bir hadis ben bilmiyorum. Tabii. E şimdi ne olacak? Yani Kur'an'a göre insan iradesini varsayamazsın ki bu ayetle yani, beraber. Kaderle alakalı bütün hadisleri kolayca yorabilirsin ama ve men teşavun ayetini yorana kadar göbeğin çatlar. Tabii. Benim mesela en çok şey yapan kader konusunda, kader deyince aklıma gelen şey bu ayet. O kadar hadis okuduk yani. Ama hocam şöyle işte. E, ileride de bunu göstereceğim de şey metne gelince şöyle yapıyorlar hocam. Yani Kur'an'da bulamıyorsun bunu. Hani e, bakmıyorsun o nazarla çünkü. Yani Kur'an'da istediğini arayan bir gözün var. Evet devam ediyorum. E, ha bak senin söylediğin vurguyu yapmış hocam mesela. Kur'an'ın anlattığı dini anlamayanlar dini Dogmalar, hurafeler içinden çıkılması ve uygulanması mümkün olmayan zorluklar sistemi olarak göstermişlerdir. Aynen. Evet. Hep o kaygı eşlik ediyor arka planda. Yani kardeşim, siz bize yaşanamaz aksi halde. Kur'an'ın dışına çıktığımızda yaşanamaz bir din teklif ediyorsunuz gibisinden bir e, kabul var zaten. Evet. Bu kaygı yani bu sahici bir kaygı olduğunu pek düşünmüyorum bu arada. Biraz yani bahane bulma tarzından. Yani yaptıklarının altını doldurma babından yapılan bir şey. Yani bu kaygının eşlik etmiş olduğu Kur'an'a yöneliş gibisinden bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bunun getirisi yani Kur'an'a yönelmiş olmanın avantajlı bir konumu olarak bunu bence kullanıyorlar söylemsel olarak. Yoksa Hocam, gerçekten de ha. şöyle bir doğal süreç işlemiyor yani. Ya baktık arkadaş, biz bu dini yaşamak istiyoruz. Ya bu da yaşanmıyor ki kardeşim. Gelin bunu güzelce bir yaşama yolu çizelim. O da baktık sonuç olarak bize Kur'an'dan dışarı çıkmamak gibisinden bir netice asıl oldu. Böyle bir olay da yok yani. Evet. Hocam peki şurayı değiştirmişler mi sen de? Yine şey geçmiş. Dini bir şiddet ve ilkel yaşam tarzıymış gibi sunan Talibanların İran'daki zorlamayıcı ve sınırlayıcı rejimin de suçlusu Kur'an'ın dinin kaynağı olarak yeterli görmeyen zihniyetlerdir. Vay. Oraya da, oraya da değişmiş. Yani orada değişmiş. Orada mı işit olmuş? Yani işit yok ama yumuşatmışlar. Dini Aa, bir şiddet ve ilkel yaşam tarzıymış gibi sunanların suçlusu Kur'an'ı dinin kaynağı olarak yeterli görmeyen zihniyetlerdir. Failileri atmışlar. Demek ki metinle şey yapılıyor sürekli bir revizyonu Tabii. var. Evet evet. Bak bu enteresan bir inceleme olur bu arada. Böyle meraklı olan bizi seyreden arkadaşlardan olursa bu kitabın böyle 5, 10, 15, 20. baskıları şöyle arada böyle 8-10 baskı aralıklarla incelesinler. Aslında bu baskı farklılıklarının hangi kaygıları da onlar, yani yazarlarının hangi kaygıları taşıdığını ele verecek güzel şeyleri de olur yani. O bölüm hocam, o paragraf şöyle bitmiş. Herkesi dinsiz sayıp aforozlamışlardır. Bak kendileri dışında herkesi dinsiz sayıp aforozlamışlardır. Evet, Çünkü ben bu çok de ben de öyle bitiyor. Bu çok ilginç hocam. Yani şöyle mesela şimdi metnin adı uydurulan din Kur'an'daki din. Bu görüş İslam dünyasında hiçbir zaman hakim olmadı. Yani 1400 yıl boyunca gelen bütün ümmeti herkesi uydurulan bir dine nispet edip içerisinde atalarının dinine uymak gibi mesela kafirlere gelen ayetleri Müslümanlara hamlederek okuyup ki aslında bu İslam tarihindeki en kendini merkeze alan yorum ve en evet. sert yorumlar insanları tekfir etme sadedinde. Bunu yapıp Müslümanları tekfirci olmakla, diğer karşıdakileri tekfirci olmakla itham etmek çok absürt bir retorik. Yani retorik olarak şöyle ortaya duruyorsun, herkese ana avrat sövüyorsun. Millet de sana ben mesela tekfir etmiyorum. Yani herkese sövüyorsun ana avrat. Ana avrat sövmeyi tekfir manasında söylüyorum. Herkese sapık diyorsun, uydurulan dine uyuyorlar diyorsun. Sonra onları tekfirci olmakla da itham ediyorsun bu merkezdeki pozisyonuna rağmen. Aslında hocam en şey e, tipler böyledir biliyor musun? Real hayatta da bir adamın en absürt davranışları e, kendisini merkeze alıp kendi yaptığı fiillere hiç bakmaksızın karşıya yani değerlendirdiği süreci oluyor. Ya yani ben, ben ne yapıyorum diye düşünmüyor adam. Burası çok yani ibretlik bir mevzu. Mesela gelenek, kırnak içerisinde gelenek neyle suçlanıyor hocam? İşte bağnazlık. Hı efendim e, işte başka fikirlere değer vermemek dinde tahakküm etmek vesaire. Şimdi iki tane örnek vereyim. Ebu Hanife. Abi mezhep sahibi. Hani burada burada da zemmedilen bir aslında figür ismi veriliyor mu emin değilim ama sonuçta yani Hanefilik olarak veriliyor ama Ebu Hanife bizzat şahsen eleştiriliyor mu? Rast gelmedim, hatırlamıyorum. Şimdi sonuçta geleneksel bir dinin figürü. Şimdi günümüzde de mesela Edip Yüksel. Ya yani Edip Yüksel'e sorsan mesela İslam düşünce özgürlüğüne çok kıymet veriyor. İnsanlara son derece müsamahayla yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Allah her türlü düşünceye, dine falan filan müsaade ediyor. Ama İslam'da kendisi gibi düşünmeyen yani sayı bakımından belki Müslümanların yüzde doksanını teşkil eden gruplara müşrik diye hitap etti. Yani en ağır ithamlar. Yani şimdi bu düşünce özgürlüğünün yansıması bu mu? Şimdi Ebu Hanife'ye bakıyoruz abi. Bak Ebu Hanife'nin sana bir görüşünü nakledeceğim sadece. İslam'ın sınırlarını çizmesi bakımından adamdaki müsamaya bak. Eğer diyor şey nakleder bunu. Makalatul İslamiyyinde e, İmam Eşari. İmam Eşari'nin e, Ebu Hanife'den yaptığı bir nakil. Sanki şeyde de var bu kendi risalelerinde de olacak hatırlayamadım şimdi. Diyor ki allah Teala Kabe'yi tavaf etmeyi emretmiştir. Fakat bilmiyorum o Kabe bugün insanların etrafında döndüğü Kabe midir diyen hakkında ne dersin? Diyor ki mümindir. allah Teala domuzu haram kılmıştır. Ama bilmiyorum acaba Allah'ın domuzu diye haram kıldığı hayvan bizim bugün domuz dediğimiz hayvan mıdır? Diyen adam hakkında ne dersin? Mümindir. Allah Teala Muhammed adında bir zatı peygamber olarak göndermiştir aleyhisselam. Ama bilmiyorum o zat Arap mıdır, Fars mıdır, Türk müdür, Arap Arabistan'da mı yaşamıştır? Bu adam hakkında ne dersin diyor. Mümindir der. Hasılı kelam sonra bir kaide-i külliye veriyor İmam Şerif. Yorumla, en absürt yorumlarla dahi e, bir şeyi inkar edeni dinden çıkarmamak Ebu Hanife'nin asıl prensibiydi. Yani yorumun dahil olduğu yerde, çünkü bu adam dikkat edersen Kabe'nin farz olduğunu, tavaf etmenin farz olduğunu inkar etmiyor. Sadece Allah'ın emretmiş olduğu, etrafında dönülmesini emretmiş olduğu Kabe'nin, Bugün bildiğimiz Kabe olup olmadığı hakkında bir şüphesi var. Bu dinin kendisiyle alakalı bir şüphe değil teşhisini yapıp bu adama ben mümin derim. Şimdi bu adam gelenekçi, bu adama bakarsan ibadet özgürlüğü, dinde özgürlük tanımayan bir şey Aforuzlu, figür. Aforozcu bir adam. Ya bak düşünebiliyor musun? Bu konuda bak şunu da söyleyeyim. Yani mesela eskiden beri bizim müfredatta liseden beri bize şöyle öğretirler değil mi? Mutezile adı geldiğinde bizde mesela okullarımızda şu var. Fikir özgürlüğü. Akla çok <laughs> önem veren İslam mezhebi. Lan ben de zannedersin ki böyle akla çok önem veriyor ya herhalde öbürleri böyle bağnaz, kaba softa insanlar falan. Şimdi tarihte Mutezile kadar başka görüşlere tahammülü zayıf merkezi mezhep olmuştur. Tabii. Bugün aslında senin en fazla müsamahaya açık olan, sınırları, İslam'ın sınırlarını en esnek ve geniş tutmaya çalışan mezhepler, yoruma en fazla tahammül eden mezhepler, kınadığın geleneksel İslam dediğin mezhep. Bu çok ibretlik bir olay. Hocam bununla ilgili şeyin çok hoş bir kitabı var. Biz onu derste de yaptık bir ara. Thomas Bauer'in Müphemlik Kültürü diye bir eseri var hocam. Okumadıysan çok tavsiye ederim. E, bu şeyi mukayese ediyor e, yani 1800 öncesi Müslümanların geleneklerinin ne kadar yorum toleranslı olduğu ve 1800 sonrası ortaya çıkan bu modern akımları da buraya dahil ediyor işte e, İslamizm anlamında kullanıyorum İslamcılık tabirini Türkiye'deki anlamıyla kullanmıyorum bunların ne kadar yorum tahammülsüz olduğunu söylüyor yorum tahammülsüzlüğün sebebi de şu hocam e, çünkü adam söylediği şeyi Kur'an zannediyor yani Aynen. kendi ağzından çıkan kelamı Allah'ın kelamı sanıyor Tabii. Öbürü de kendi ağzından çıkan hadis ve Kur'an'ı Allah'ın ve Resul'ünün sözü zannediyor. Bir de burada benim temas etmek istediğim bir nokta daha var. Ki ben bunu anlıyorum. Biz 50 sayfa 50 sayfa zor gideceğiz gibidir. <laughs> Konu konuyu açıyor çünkü. iyi oluyor ama. Ee, aforoz kelimesi de beni hocam acayip şey yapıyor. Kitap boyunca İbi da ruhban, tabi ruhban, aforoz gibi kelimeleri kullanmışlar. Bu da aslında biraz menheci de gösteriyor hocam. Yani menheç şu. E, klasik batı söylemi ki bundan sonra oluşan şey zaten. Biz batı tarihini anlayacağız. Batı tarihine göre kendi tarihimizi yorumlayacağız. Ve e, buradan sonuçlar çıkarıp İslam ümmetini kurtaracağız. Aslında bizim 19. yüzyıldan sonraki bütün akımlarımız da böyle bir e, absürt şey barındırıyor içerisinde. İlerlemeci bir tarih telakkisi barındırıyor. Hani tarih ilerleyen bir şeydir. Kur'an'a Mesela Kur'an'a gitsen hocam tarih ilerleyen bir şey midir? <laughs> Seni merak ettim. Kurandan ayetlerden çıkarsan tarih tekrar eden bir şeydir. Yani tekerrür yani... eden dairesel bir tarih çıkarırsın. peygamberler kısaların hepsi der ki ona da böyle yaptık, buna da böyle yaptık, aynısı oldu böyle yaptık. Şimdi ilerlemeci tarih telakkisi yani daha iyiye giden bir dünya bu Kurandan çıkar mı? Ee, bundan emin, bundan emin değilim ama şöyle bir olay var çok enteresan. Şimdi modernlik öncesinde ve modernlik çağında mesela aslında şöyle bir dün bir tane Twitter'da Celalettin Suyiti'nin Muhtarekül Akran fi İyecazil Kur'an pasajı e, kitabına giriş pasajını paylaştım. Orada şöyle diyor: canım, e, Hamd o Allah'a mahsustur ki işte aşırı son derece zeki diğer ümmetlerden üstün olmaları sebebiyle bu ümmetin mucizelerini akli yapan Kendisinden önce gelen ümmetlerin ise pek zeki olmadıkları anlayışları da yeterli olmadığından dolayı mucizelerini hissi yapan Allah'a mahsus. Şimdi ya ben tamam, de altına şey yazdım. Buradan dedim hafif sosyal darwinizm kokusu alan var mı diye paylaştım. <laughs> Şöyle hocam şimdi pasajdan çıkarırsan ama mesela metinden Kur'an metnine gitsen. Motomot bunların okuduğu gibi okusan. Ya bu tartışılabilir bence. Ben bu tarz telakileri de lafız üzerinden yapılmasına taraftar değilim ama... Burada yapılan metot lafız üzerinden okumaksa peygamber kıssaların hepsi dairesel bir anlatı yapar. Aynı günahları işleyen, aynı sonuçlara uğrayan kavimler ve bu tekrar ediyor çağlar boyunca. Ama doğrusu ben bu konuda kesin bir kanaate henüz varmış ben olmasam de da şuna mail ediyorum. Şuna meil ediyorum. Geçmişte de bu anlatı var. Tabii bu anlatı sonuçta bir okuma biçimi. Ee, mesela Bediüzzaman'da da buna benzer bir e, söylem görüyorsun az önce Celalettin Suiti'den aktardığım şeylerin e, çok yakını belki birebir aynısı onda da şey hakkında var dönem şeye yakın çünkü yani o akımın <laughs> çok güçlü olduğu çağda biraz, o biraz yeni o yüzden dedim ya modern döneme ait Hı -hı. biraz o, oradan belki işkillenebiliriz ama Celalettin Suiti'den işkillenmememiz gerekir şimdi yok. ya şeye dönüyor hocam bu biraz da ee, mesela şeyde İbni Haldun'un işte ...zencilerle ilgili pasajları... ...bir sosyal darvinizm içeriyor mu... Ha. Ee, ...gibi bir şeye de dönüyor... ...felakliye <laughs> yani, de dönüyor... ...şöyle hocam hani nasıl ki... ...ama şurada yanlış bir analoji olabiliyor... ...şimdi bunlar ne tamamen... E, ...ortada siyah beyaz var... Ne de mesela işte Darwin'in teorisini ya zaten bizim İslam geleneğinde de evrimi söyleyen işte şunlar vardı işte İbn Miskeveh vardı gibisinden böyle onlarla bunları birleştirmeye çalışan şeyler var abicim bak Darwin'den evvelki evrim teorilerinin Darwin'in evrim teorisiyle pek bir alakası yok bunu fark etmek lazım o evrim denilen şey İbrahim Hakkı'nın marifet namesinde bir anlatı var. Çok geleneksel olarak alınan yani hayvanların, canlıların, varlıkların bir tekamül zincirinde. Zaten sudur teorisindeki şeyde de bile bunu bulabilirsin var, sen. Var var var. Bu var ama bunu, onu böyle hemen birbirinin şeyiymiş ilham aldığı kaynakmış gibi gösterdiğinde hata yapıyorsun. Yani bu şu andaki sosyal derneğiniz ilerlemeci mantık denilen olayla e ee, işte jean i̇şte burada... işaret ettikleri şeyler birebir aynı olmasa da benzer bazı hususları var. Yani dolayısıyla bunları külliyen alıp ka kabul etmek zorunda değiliz. Bir de şu var hocam zaten. Yani o bağlamda okuduğunda Darwin bile çağının çocuğu sayılır. Yani Darwin ilerlemeciliğin kaynağı değil, tabii. sonucu işin aslı. Tabii yani, tabii. Yani o çağının çocuğu yani teori Neyse hocam şöyle bu aforoz tabirinin, ruhban tabirinin ben bunu kısaca bir şey yapayım. Ee, bununla abi hiçbir alakası yok İslam tarihiyle. Ya bu net eurosentrik bir okuma, batı merkezli bir okuma ve bu metinlerde maalesef yapılıyor bu. Bunu yapan insanın iki ihtimali var hocam. Birincisi ya ruhban, aforoz, işte aristokrat ve benzeri gibi bu terimlerin batıdaki karşılığını bilmiyor. Yani bu şahsa Kur'an öğretmekten ziyade, hadis öğretmekten ziyade Batı tarihi öğretmen gerekiyor. Evet. İkincisi bunu kötü niyetle yapıyor olması lazım. Yani iyi niyetle Kur'an okuyan, şey, iyi niyetle bu Batı tarihini bilen bir insan e, bu tabirleri böyle kullanmaz. Yani ben hiç Yoz, Yozgatlı aristokrat tanımıyorum. Sen hiç tanıyor musun hocam? Yok ben de çorumlu tanım. bir, çorumlu bir aristokrat. Soylu. Biz işte geleneğimiz böyle falan. Veya işte psikopos. Adam bir evet. mesela psikoposla şeyi denkleyebileceğini sanıyor. Bir mezhep imamını Denkleyebileceğini sanıyor kafa olarak. Hemen oradan yani, bir ayet atla. İşte afbarını ve ruhbanlarını işte rab edindiler. Al sana. Kullanıyor da kullanıyor da. Kullanıyor o da o tabii, tabii. Hocam bu yani bir İmam-ı Azam'la şunu rahatlıkla söyleyebiliriz biz bir Müslüman olarak. İmam-ı Azam'la benim bilgi kaynaklarım aynı. Eğer klasik kelam ekolünü konuşuyorsak yani biraz tasavvufu bunun dışına alıyorum. Klasik kelam ekolü klasik hadis ekolünü konuşuyorsak benimle İmam-ı Azam'ın bilgi kaynakları aynı. Katolik Kilisesi ile bir Hristiyan'ın bilgi kaynakları aynı değil. Yani epistemolojik fark var arada. Ontolojik de evet. katman fark. Yani papayı evet. adam, papalığın kararının günahsız, günahsız hatasız Allah'ın emri olduğunu düşünüyor ki burada buna benzeyen telakki aslında bu kitaptaki telakki. Evet. Yani bu kitapta ne düşünüyor adam? Söylediği sözün Allah'ın sözü olduğunu zannediyor. Kur'an olduğunu zannediyor. Söylediği ya da bunu imamiye şiasına çok daha yakın görebilirsin yani. Ha, imam onu da karıştırmışlar kitabın ilerisinde. İmam yaşayasını da masumlara sadece şey yani bu da adamların adamları tabii. Din hani yani, yani katoliklerdeki papanın konumu imam yaşayasındaki masum imamlara daha fazla tekabül ha, ediyor. Tabii, tabii, yani tabii. Burada e, İslam'ın ana damarını temsil eden ehli sünnetin burada şeyi yok ki mutezile de dahil bu arada bunu hani tabii, mutezile tabii. de bu konuda aynı kategoriye giriyor. Ehli sünnet derken onları dışarıda bırakmıyoruz. Yani İslam bu konuda çok ekstremiz bir iki örnek haricinde hepsi aynı düşünüyor. Yani senin şu anda hani kaynaklarım aynı dedin ya. Biz prensip olarak bunun getirisi şu. Sen bir fıkhi konuya beş yıl versen kendini incecik küçücük bir konuya doktora yapsa, İslam tarihinde o konuda gelmiş geçmiş en bilgili kişi sen olma hakkını hala ve en fazla söz sahibi olma hakkını muhafaza ediyorsun. Evet. Bu bugün de geçerli yani. Çünkü küçücük bir konuya 5 yıl ömrünü vermişsin ve herkesten o konuyu daha fazla araştırdığından dolayı senin bu konuda söylemiş olduğun bilgi herkesin, herkesin bilgisinden daha muteber. Tabii. İşte demek istediğimiz şey de bu zaten. Yani senin 1400 yıl önce gelmen sonra gelmen seni İmam Ebu Hanife'den yani sınıfsal olarak aşamayacağın bir kas sisteminin içine sokmuyor. Tabii. Ama şeyde sokuyor. Katoliklikte sokar. Tabii ki. Yani çünkü orada bilgi kaynağı farklı adamın bilgi kaynağı farklı, varlık statüsü farklı. Bu ikisini birbirine karıştıran adama sadece din değil, batı tarihi de öğretmek gerekiyor. Aynen öyle. Yani... yani, burada dolayısıyla aslında hani el sünnet içerisinde bu eleştirinin, bu karşı çıkmanın zaten şeye de yansıdığını görüyoruz. Bak haşiyeleri aç. Birçok haşiyenin yazılış amacı o ele aldığı metnin nerede açığını bulurum gibisinden bir amaçla yazılmıştır. Yani adam açık aramak için haşiye yazıyor. Tek derdi bu. Dokunuyor yani şey hayalinin mesela Şerhül Akayit metnine yazdığı haşiye yaz Her haşiye böyle yazılmıyor ama çoğu haşiyenin esas amacı özellikle bazen yazar hep açık bulma huyuna sahip bir yazarsa. Ulan adamın tek derdi var. Bu metnin nasıl delik deşik evet. Dolayısıyla bunlar aslında zaten bak olayın e, tatbiki yansımaları yani biz sadece böyle afaki bir söylemden ibaret tabii, tabii, tabii. E hocam şeye... şey yani standart hocam bu şöyle oluyor işte bu tarz söylemlerin şöyle bir avantajı var hocam o kadar yanlış ki örnek vermeye eriniyorsun İnsanlar örneği ben... yok zannediyor yani sen bunu hangi branş üzerinden ele alırsan al hepsi yanlış Tabii hiç... yani İmam Azam İmam Yusuf örneğini al İmam Azam İmam Muhammed örneğini mukayese et Talebelerinin İmam-ı Azam'a ne kadar muhalefet ettiğini gördüğün zaman yani. bu sözün yanlış olduğu ortaya çıkar. Veya devam eden Hanefi geleneğe bak. Bu çok bariz bir şekilde görünür. Hadiste al, hadiste görünür. Nerede alsan orada görünür bunun hatalı olduğu. Tabii. Çok ana umdelere uyduklarından dolayı mesela biz bugün İmam Muhammed'e Hanefi diyoruz. Aslında evet. onu da bal gibi Muhammediye diye beşinci bir mezhep yapsan hiç sıkıntı olmazdı yani. E, kelamda da öyle hocam Tek, tekrar Hadi. eden yazar biliyor musun sen hocam ben valla şu şunun aynısını söylemişti yani iki tane adam yani sen klasikte şey diyorsun işte İmam Gazali eşaridir yani ne kadar eşaridir yani yani kendisine sorsan şey kendisi fıkıhta mutlak müştehittir. kelamda da şey yapar muhalefet eder mezhebine. Yani bu lakaplılar üzerinden gitmekten sebep Vallahi meseleyi hiç şey yapamıyorlar yani aslında bunlar zarar da veriyor. Mesela zamanın birinde geliyor işte Hanefi mezhebinin müçtehitlerini sınıflandırmaya çalışan bir şey çünkü aslında bu bunun faydası didaktiktir. Yani evet. mesela alıyor orada diyor ki kendi şeyine göre sıralıyor işte diyor ki Ebu Hanife birinci tabakadadır Ebu Yusuf ikinci tabakadadır işte İmam Tahavi üçüncü tabakadadır Serahsi dördüncü tabakadadır altıncı tabakada işte İbn Abidin vardır falan. Abiciğim yani bu aslında Sadece senin bir şeyi anlamak için yapmış olduğun mevzu. Yoksa bakın. bildiğin tahaviyi açıyorsun abi. şerh Me'anil Asar'da Ebu Hanife'nin görüşüne çatır çatır muhalefet ediyor. Tabii. İmam Gazali hocam İhyada Şafi'nin görüşüne işte. Çok kötü diyor bizim mezhebin görüşü. Diğer mezheplerin görüşleri çok güzel bir konu. Sular bu aslında. Yani bakın sadece adamların fıkıh konuları gibi detaylı konularda yani ihtilafın aslında çok bir günün sonunda sana bir getirisi olmayacağı konularda bile alabildiğine ihtilaf etmek için gayet derecede çalışıyorlar yani. <laughs> Bu şeyi gösteriyor. Ee, yani adamların ilim yapma faaliyeti var, aşkı var. Yoksa ya arkadaşlar kardeş olalım bak kimse kimseyle kavga etmesin yani hepimiz aynı şekilde davran Böyle bir şey yok. Adam e, ben diyor ki ben ilim adamıyım. Nasların beni götürdüğü, bana sağladığı bütün imkanları kullanarak her türlü ihtilafı da ortaya koyar mıyım? E şimdi ihtilafsızlık aramak da şey işte hocam. Yani bir o da modern bir telakki aslında. Yani sadece modern bir telakki de değil biraz batılı bir telakki. Bence Yunan'da bile karşılığı var bunun. Şey şimdi bak... istiyor hocam. Bunu mesela sık söylüyorlar. İhtilafsız bir ab ihtilafsız din olması için senin benim konuşmamı engellemen lazım. Yani ben sana evet. muhalefet edeceğim ve seninle aynı şeyi anlamayacağım Kur'an okuduğumuzda. Bunu engelleyebiliyorsan ihtilafsızlık oluşturabilirsin. Evet. Engelleyemiyorsan ihtilaf olacak. Ya hocam bunu önümüzdeki oturumlarda bir başlık adı altında mezheplere falan filan geldiğimizde bence şunu bir temellendirmek güzel olabilir. Ben zannediyorum ki birçok dinleyen arkadaşın zihninde şu dindeki ihtilafın çeşitleri ve yani sınırları konusunda gerçekten inanılmaz bir karmaşa var. Şimdi bence buraya gelebilmemiz lazım. Bak bu sadette şu paragrafa bak hocam. Sayfa 25'te diyor ki din adına tek hüküm koyucu Allah'tır. Allah mesajlarını insanlığa Kur'an vasıtasıyla eksiksiz, çelişkisiz, ayrıntılı, tam ve açık bir şekilde göndermiştir. İşte Kur'an'ın sunduğu hususları belirleyip Kur'an'ın anlattığı şekilde İslam'ı kabul etmek, Allah dışında hiç kimsenin hüküm koyucu olarak kabul edilmemesi demektir. Kur'an'ı insanlara ileten ilk Müslümanları örgütleyip kendisi de dini konularda yalnız Kur'an'a uyan Peygamberimiz, Kur'an'ın dışında bir dini kaynağı insanlara sunmamış ve yazdırmamıştır. Peygamberin söylemiş olduğu iddia edilen bir söz ve bir yorum Kur'an'la çelişir. Dine ilave veya eksiltme yaparsa bu söz veya yorum hem dine hem de Peygamberimize iftiradır. İlerleyen bölümlerde Arap, Emevi, Abbasi gelenek ve göreneklerini uydurma izahları, tarihin sadece belli bir bölümüyle ilgili tarihsel kararları, şahsi görüşlerini dine sokan, dinin özellikle uygulama alanını bir yıl uydurmayla ve Kur'an'da yer almayan izahlarla dolduran zihniyeti tanıyacağız, tanıtacağız, tanıyacağız. Şimdi burada devamlı şunu vurguluyorum ben. Ya bak Kur'an diye bir şey yok abi. Benim sen bunu geçenlerde bir şeyde de ifade etmiştin. Bu hadis Kur'an'la çelişiyor. Ya bak bunun açılımı şu olması lazım. Kardeşim benim bu hadisten anladığım şey Kur'an'dan anladığım şu şeyle çelişiyor demek apayrı bir alem. Bu hadis Kur'an'la çelişiyor demek apayrı bir şey. Abicim şunu bırakmamız gerekiyor bence bir zahmet. Kur'an'la çelişiyor ifadesi bomboş bir yani hiçbir delil olmayan bir şey. Benim Kur'an'dan anladığım ile Kur'an'ın aynı olduğu eğer garanti altındaysa ben niye Kur'an'da bu kadar senin aynı fikri taşımıyorum o zaman? Bir bu şuna geliyor işte. Hocam şöyle bir, beni koyunca yanlış anlıyorlar. Siz de abi sadece Kur'an diyen kesim olarak da Kur'an'dan aynı şeyi anlamıyorsunuz. Yani Galiba direkt müşahedeyle gösterilebilir bir durum. Yani yani, Kur sadece şey Kur'an'ı referans aldığın isim de verebiliriz burada gerek yok sadece Kur'an'ı referans almasına rağmen hatta verelim iyi bir de olur belki mesela bir Abdülaziz Bayındır hocayla bir Mustafa İslamoğlu'nun bir Caner Taslama'nın yani bütün Kur'an ayetlerini Hedip anlama istere. konusunda aynı olmadığı açık ya hocam namaz namaz şey var işte yani çok basit bir namaz örneği yani Kur'an'dan sadece aynı şey anlaşılıyor olsa Hepsini birbirle kıldığı namaz farklı. Evet. Yani namaz var mı yok mu sorusu bile belli, aralarında ihtilaflı. Değil mi? Yani demek ki Kur'an'dan anlaşılan diye bir şey yok abi. Kur'an'dan senin anladığın. O zaman buradaki Kur'an'daki din falan ifadelerinin hepsi bir söyleme dönüşüyor. Retorik, boş retorik. Sen kibarca söylüyorsun ben daha şey söylüyorum. Bu, bu bomboş bir retorik hocam. Hatta tamamen şey yani kitle manipülasyonu. Çünkü evet. şey evet. Ve çok itham edici bir dille yapılmış. Kendi yorumunu merkeze alıp karşıyı e, din dışı adetme meyli olan bir retorik bu aslında. Ama bakarsan Kur'an düşünce özgürlüğüne en fazla alan açan futsal kitap. Kur'ancılar da öyle. Yani onlar düşünce özgürlüğüne daha fazla önem veriyorlar. Evet. Ee, yaman burada yaman burada, diyelim artık. Burada şey de var hocam. Yani e, Şöyle peygamberin söylemiş olduğu iddia edilen bir söz veya bir yorum Kur'an'la çelişir. Dine ilave veya eksiltme yaparsa bu söz ve yorum hem dine hem peygambere iftiradır. Şimdi burada mesela kavramların kullanılış biçimi de çok ilginç. Yani iftira sözü Muhammed Aleyhisselam'ın onu söylememiş olmasını gerektirir. Yani Muhammed Aleyhisselam bir şey söylememiş, biz onun ağzına bunu nispet etmişiz. Yalanın okay. en çekik yani. formu yani. Ha ya yani bizim yaptığımız bir yalan Muhammed Aleyhisselam hakkında iftirada bulunuyoruz. Kur'an'a ilave veya eksiltme yaparsa bu söz Peygamber iftiradır. Yani Muhammed Aleyhisselam yaşadığı çağda mesela ben desem ki namazı nasıl kılıyoruz biz? Diyecekler ki yani namaz devam eden bir sünnettir işte. Ee, herkes biliyor. Yani en azından daha makul olanlara öyle diyor. İşte bu pratik bir herkesin aynı şekilde yaptığı ameli bir şey öyle gelmiş bize biz bunu öğrenmedik filan diyorlar tamam okey Muhammed Aleyhisselam bununla Kur'an'a ilave yapmış oluyor mu? oluyor yani ne yapıyor bana mesela Kur'an'da sadece lafız olarak geçen bir iki kelimeyi bir fiil olarak görmüş oluyorum ben ondan bu bir iftira mı? yani kategorik olarak her ilaveyi iftira olarak addettiğinde senin bu söyleme gitmemen gerekiyor yani en azından bugün şunu bile diye hadi hadi diyelim oraya geçtik. Bir insanın mesela ben bugün öğlen namazının farzını dört rekat kılarak her rekatında Fatiha işte bir zammu sure okuyan bir Müslüman olarak yapmış olduğum bu şey din tarafından itiraza açık mı değil O zaman ne bunun, bunun ya bunun cevabının da verilmesi lazım. Yani bu Fatiha zammu sure dine bir ilave mi? İlave ise iftira mı? Mesela. her ilave her ilaveyi iftira olarak aldın. Yani şöyle ben biz gençtik hocam üniversitede öğrenciydik. Mustafa İslamoğlu cuma hutbesinde bu tarz söylemleri söylerdi. Abi cuma hutbesi okuyorsun. iniyorsun aşağı millete namaz kıldırıyorsun. Fatiha okuyorsun. Zammı sure okuyorsun. işte iki kere dönüyorsun şeyden rükudan. Ya bunların hepsi iftira ilave çünkü. Ya bunu yapamaman lazım. Çünkü burada şöyle yapıyorlar. Buraya geldiği zaman şey söz. Mesela tarihi bir şeyler söylüyorlar. Yok peygamber Ehsan yazdırdı, yazdırmadı, yaktırdı, yaktırmadı vesaire vesaire. Ama senin burada koyduğun kategorik kaide bir şey ilave ise iftiradır. Tabii. Yani senin bu tarihi söylemlerin hiçbirine gitme gibi bir lüksün yok bu durumda. Senin yani o zaman bana... Şey. Tabii yani ben bunu mesela şöyle de bu söz üzerine sana samimi bir şekilde görüşlerine kanaat getirsem, tatmin olsam senin bu sözlerinden senden şunu da talep ederim. O zaman Allah'ın namaz kılın derken benden istemiş olduğu eksiksiz fazlasız. Amel neyden ibaret? Bana eksik veya fazla olmadan yani bu üç rekatsa bunu dörde çıkarma bir rekatsa dörde çıkarma. Rekat yok zaten hocam. Rekat Yani yok zaten. bunu bana evet. çünkü hocam, yapılan şunu... herhangi bir ilave çok ağır bir yere gidiyor. Yani İftira. mesela yani cuma namazında milletin önünde durup selam veriyorsan yani selam nereden geldi abi? Yani buradaki söylemem şu değil. Bu kitabı elbette Mustafa İslamoğlu yazmadı. Ama bu kitaba inanan kim varsa yani tasdik eden kim varsa gidip Mustafa İslamoğlu'na sen peygambere yapılan iftiraları göre namaz kıldırıyorsun demesi gerekir. Evet. Yani. Ya böyle bir kategorik ya yani işte hocam şu problem bir de şunu fark etmeleri önemli çok daha gelişkin bir usulden bu kadar zayıf bir usule davet ediyorsunuz bizi. Yani bizim telakkiğimizde bakış açısında olaya bakışım bu benim. Yani çok daha gelişkin bir yorum metodundan çok daha primitif yani böyle defalarca çelişkisi gösterilebilen bir metoda gidiyoruz biz. Evet bu kitabı evet buradaki fikirlerimiz de ancak Kur'an'a uyduğu ölçüde doğrudur. Evet. Bak onu söylemiş ee, söylemiş de yani bir şey <laughs> <laughs> yani bunu bizi de diyor etmediğimizi... sakın diyor sakın diyor sorgulanamaz bir kaynak ilan etmeyin bak biz de Kur'an'a göre söylüyorsak doğru ee, ama biz itiraz yani... ettiğimizde şey oluyoruz hocam uydurulan dine mütesip oluyoruz yani mesela ben desem ki buradaki fikirlerimiz Kur'an'a uydu ölçüde doğrudur ben diyeceğim ki ya, benim kanaatim çok doğru değil çünkü Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki işte Kur'an tilavet et Talim ettir aynı ayetin içerisinde. Onlara kitabı ve hikmeti öğret. Talim ettir tabirini ben bu şekilde namaz kılmak olarak anlıyorum. Bu Kur'an'a ilave yapmak oluyor senin mantığında. Ve bir peygambere iftira oluyor. Şimdi ben buna itiraz ettiğimde uydurulan dine müntesip olmuş oluyorum. Sünnete gittiğim için. Yani bu evet. sözün bir pratik karşılığı yok. Evet. evet e, Kur'an ayetlerine göre din. ikinci bölüm. Dinin kaynağını belirlemek. Evet, Kur'an'da anlatılan İslam ile geleneksel İslam arasındaki farkları göstereceğiz diyor. Aldığım şeylere bakıyorum. Ee, şöyle, Kur'an'ın yanındaki hadisler, mezhep yorumları, içtihatlar, icmalar, kıyaslar olmazsa din eksik olur. Karşıt görüşlü olanlara göre. Evet. Ben de sayfa 28'de. Şimdi bende, şöyle bir de var, bu retorik Üzerine konuşalım bence hocam yani din eksik olur mu Kuran'ın ihtiyacı var mı e, vesaire. Şimdi bu söylemi bu şekilde bu, bütün şey boyunca kullandılar hocam. ya tarih boyunca hep böyle kullandılar. Sen bir görüş söylediğinde Kuran'ın bu görüşe ihtiyacı mı var falan hani sen Kur'an'ı eksiklik nispet etmemek zihninde olduğu için zihin kodlarında bir retorik olarak senin görüşünü çürütürken sürekli bir ihtiyaç gereksinim eksiklik bu kelimelerle bunu şey yaptılar, etrafını buğuladılar. Sonra insanlar doğal olarak dedi ki kardeşim 30 cilt tefsir yazıyorsun. <laughs> Onlarca kitabın var. Ki bu kitabın kendisi de bu tenkidin içerisinde kalır. Yani Kur'an'ın bu kitaba ihtiyacı mı var? Ya ben Kur'an okuyunca anlıyorsam Kur'an'daki dini bu, bu kitaba ne ihtiyacı var Kur'an'ın? Ya da Kur'an ya da Kur'an kendisinden başka dini bir kaynağa ihtiyaç olmadığı gibi daha önemli bir hakikati neden domuz etinin haram olmasını belirttiği açıklıkta Müslümanlara belirtmedi? Bu da Kur'an'ın bir eksikliği değil mi? E tabi mesela o hocam onların kelami usulleri içerisinde konuşuyor şey de diyebilirim yani Allah bize neden işte Kur'an dışında bazı kaynaklar edinenler olacak bunun ismine hadis diyecekler ya böyle bir şey de hani çünkü orada kelam telakkisinde Allah şey hani ben ne istiyorsam onu yapan bir varlık e, ve ne istiyorsam onu söyleyen bir şey benim zihnimdeki formda söylemesi gerekiyor. Bunu da söyleyebilirdi. E, bu kitap bunun içine kalır. Bu tenkidin içerisinde kalır. Bir de şu ilginç. Yani Kur'an'ın şuna ihtiyacı var mı retoriği? Sen ihtiyaçtan ne anlıyorsun ki yani? Kur'an'ın kıraat ki kitabına yok. ihtiyacı var mı? Yani zaten bu aslında tartışma yine şey olarak yani metot olarak da hiçbir yere varmayan bir şey. Çünkü yani hadislere, sünnete e, dinin bir kaynağı olarak bakan insan onu zaten Kur'an'a rapt etmeden bakmıyor ki. Dolayısıyla Kur'an'ın buna ihtiyacı varken derken sen zaten yine kendin çalıp kendin oynuyorsun. Adam orada zaten diyor ki ben Kur'an'a baktığımda Kur'an beni hadise yönlendiriyor. Dolayısıyla bu Kur'an'ın eksikliği değil, Kur'an'ın bana söylediği şeyin kendisini. Sen nasıl Kur'an'ın eksikliği olarak yorumlarsın? Ha, aynen yani Kur'an'dan <laughs> çıkıyorum diyor zaten. Ya yani söylem oradan da oradan zaten şey hocam absürt ben bir, bir de bir tık egzajere edeyim. Yani bu ihtiyaç kelimesi benim zihnimde şey geliyor garip bir kelime. Yani bir şey ihtiyaçsız olması, hiçbir şeye ihtiyacının olmaması bana uluhiyet vasfıymış gibi geliyor. Şimdi Kur'an, mesela kıraat kitapları olmadan Kur'an olabilir mi? Yani kıraat kitaplarını okumayan birisi Kur'an'ı anlayabilir mi? Hakkıyla. Veya Kur'an'ın buna ya... ihtiyacı var mı? Daha egzajere ederek soruyorum. Yani biz zaten Kur'an'ı mecburen bir kıraat çerçevesinde nakletmek zorundayız. Elindeki Asım kıraati senin. Yani. Kur'an'ın sesi yok. Asım kıraati onun sesi olarak dışarıdan geliyor aslında. Veya ben dedim ki Kur'an tahrif edilmiştir. Şimdi bu sözü Çürütmek için Kur'an dışında bir şeye ihtiyacın var mı? Var. Yani Kur'an burada Kur'an tarihi kitaplarına ihtiyaç duyuyor mu? Bu şekilde bakarsan duyuyor. Yani Kur'an tarihi kitaplarına ihtiyacın var Kur'an'ın çürütülmediğini göstermek için. Yani bu söylemler hep şey ee, insanların duygularına hitap ediyor hocam. Yani Kur'an hakkında evet. biz olumlu önermeler kurmaya alıştığımız için e, oradaki duyguya hitap eden önermeler işin aslı. Ya ben o zaman ben de bir tık daha arttırayım. Şurayı konuşmuyoruz. Belki ilerleyen bölümlerde konuşuruz. Yine laf gelecektir illa buralara da. Dahası hani biz yani şahsen ben en başta yapılan Kur'an ve hadis, Kur'an ve sünnet ayrımını zaten kabul etmiyorum ben. Bu usul açısından yanlış bir ayrım zaten. Yani bu şeyler açısından, bu arkadaşlar açısından sorgusuz sualsiz kabul edilmiş bir taksim. Yani şunu evet. demek istiyorum. Bu bir yani insanlar bir şeyler birbirlerine yani taksim yapılınca tasnif yapılınca sanki ortada gerçekten ontolojik bir gerçekliğe işaret ediliyormuş zannına kapılabiliyorlar. Yani mesela bin nahivici diyor ki arkadaşlar kelime üçe ayrılır isim fiil harf. Şimdi zannediyor ki gerçekten isim fiil harf diye mahiyet var dışarıda. Ama böyle bir mahiyetin olması gerekmez. Yani adam sana mesela faydalı görseydi şöyle bir isim kategorisi de yapabilirdi. Arkadaşlar Arapçada dört çeşit kelime vardır. Ee, çünkü irapla ilgileniyor ve irabın nasıl şekillendiğine göre kelimeleri teşekkül ettiriyor, sınıflandırıyor. İsim diyelim, e, fiil diyelim, bir de harf diyelim, bir de K harfiyle başlayan kelimeler diyelim. Bu K harfiyle başlayan kelimelerin üçünden ayrı bir özelliği var. Her zaman bakın K harfiyle başlayan bütün kelimeler, misal, sallıyoruz şu anda bir sınıf şey çiziyoruz. Her zaman e, işte fetha ile biten kelimelerdir. Sonunu her zaman fetheleyeceğin kelimelerdir. Hiçbir zaman aksi olmaz. Ama diğer kelimelerde bu değişkendir deseydi mesela dördüncü bir kategori uydurabilirdi. Şimdi bu kategori uydurmaları çoğu zaman e, ontolojik bir e, tespit adına yapılmaz. Şimdi insanlar şunu zaten başta usulü fıkıh açısından bizim şunu sorgulamamız lazım. Kur'an ve sünnet arasında yapılan ayrım hangi ilim çerçevesinde yapılmıştır? Ve bu gerçekten didaktik bir ayrım mıdır? Ontolojik bir hakikate işaret etmek için yapılmış bir ayrım mıdır? Bu usulü fıkhın bir ayrımı ve dinin kaynaklarındaki e, birin yani dinin esas kaynağı nedir diye yapılan tarihte veya Hazreti Peygamber'in dilinde, sahabenin zihninde Kur'an ve sünnet kategorisi diye iki ayrı sınıf yok. Ben dini tek bir yerden öğreniyorum. Dinin tek bir kaynağı var benim için Hazreti Peygamber. Şimdi ben Kur'an'ı da ondan telakki ettim. Şimdi sorun şurada ortaya çıkıyor. Ben Hadis dediğimiz referansları da Hazreti Peygamber'de nihayet buluyor. Kur'an dediğim, Allah'ın kelamı dediğim kitap da Hazreti Peygamber'de nihayet buluyor. Ben Kur'an'ı Allah'tan mütevatir olarak almadım ki. Yani Allah'tan mütevatir olarak kendi kelamını duyan e, milyonlarca her asırda e şöyle, insan... Daha kolaylaştırayım, şeye dön, bir sahabesin yani sahabesinin senin için Muhammed Aleyhisselam'ın ile Kur'an'ın söylediği arasında ne fark var? Kur'an da... Işte oraya geliyorum. Yani şimdi ben Allah'tan duymadım bu sözü. Ve mütevatir olarak dikkat edersen bir mütevatir rivayet hiçbir tabakasında bire düşemez. Ama Hazreti Peygamber tabakasında bu söz bire düşüyor, bir kişiye düşüyor. Ya yani ben bir kişi vasıtasıyla Allah'ın kelamını biliyorum. Şimdi sorun burada şu. Bu aslında benim Hazreti Peygamber'in ağzından almış olduğum, telakki etmiş olduğum bir söz. Peki ben bugün hadis dediğim bir sözle Kur'an dediğim sözün mahiyetsel ayrımını nasıl yapabilirim? Görünce bakınca yok ya baksana besbelli bu Allah'ın kelamı olabilir. Başkası olamaz diyebileceğim bir kategori yok. Yani dolayısıyla bugün aslında usulü fıkıhçıların yapmış olduğu Kur'an ve hadis ayrımı böyle hangi din, dinin gerçekten kaynağı nerededir sadedinde yapılmış, bu kaygıyla yapılmış bir ayrım değil zaten. Dini naslarında, dini kaynakların aralarında bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda bunların hangisini öncelememiz gerektiğine dair her farklı farklı özelliklerde dini kaynaklar var mı demeye çalışıyorlar. Kur'an bu hasebiyle bizim bugün sünnet dediğimiz, hadis dediğimiz dini kaynaklardan bir cihetiyle ayrılıyor. Yoksa Allah'ın kelamını tespit etmek amacıyla ben onu ayırt etmiyorum. Aslında dini nas olarak yani dini hüküm tespit etmesi açısından dolayısıyla Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Kur'an olmadan söylemiş olduğu bir hadisle Kur'an olarak söylemiş olduğu bir hadis arasında dini hükmü tespit etme açısından bir fark yok. Çünkü iki aynı Fakat... yere gidiyor. Fakat yani, ben, böyle, aha. fakat ben bugün elimdeki vasıtalar sebebiyle şunu yapmaya çalışıyorum. Diyelim ki önüm'e bir hadis geldi, bir de Kur'an geldi ve bunların arasında bir çelişki veya çatışma var gibi duruyor diyelim. Bunlardan birisini öncelemem gerekirse hadisin Kur'an'a karşı bir avantajı var mı? Kur'anın hadise karşı bir avantajı var mı? Subut cihetiyle diyorum ki bu diğerinden biraz daha avantajlı pozisyonda. O yüzden artı bir yazıyorum. Yani subut yapılmaya, yani yapıl yapılmaya çalışan edilmedi. şey. E, efendim? Subut anlaşılsın diye ya şey yapıyorum. Yani subut nispet edilmenin daha aidiyetinin güçlü olması anlamında. Yani yoksa subut cihetiyle Kur'an avantajlı olmasına rağmen başka birkaç bakımdan hadis avantajlı olup hadis bile Kur'an'ın önüne geçirebilir bu bakımdan mesela anlamı açık olur hadisin. Tabii ki. Yani sen mesela atıyorum namaz ayetlerini örnek verelim. Yani namaz ayetlerini okuyorsun, kendi kendine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsun. Tamam ayet Allah'ın kelamı. Bunda hem fikri, sübut açısından çok güçlü ama delalet açısından çok kapalı. Hadis çok daha açık. O zaman ne yapıyorsun? Hadisi hemen üzerine ikame ediyorsun. Yani ya burada... Bu aslında hocam sahabe dönemine zihin gittiğinde çok kolay anlayacakları bir mesele. Yani evet. sen şu andan okuyorsun ve iki kapağın arasındaki bir kitap. Bu kitabın bütün tarihini ve gelişimini göz ardı ettiğinde bu söylem ancak söylenebilir bir şey. Ama sen sahabe dönemindesin. Muhammed Aleyhisselam'a bir ayet indi. Ayetin hükmü sende bir mana oluşturdu. Ve Muhammed Aleyhisselam dedi ki anladığın şey yanlış. Şimdi senin buradaki pozisyonun ne? Allah bunu emretmedi dedi. Sen Kur'an'a güvenip nasıl Muhammed Aleyhisselam'ın Allah bunu emretmedi sözüne güvenemezsin? Böyle bir ayrım yok ki. Tabii. Yani bunu bunu algılamakta zorlanıyorlar. Bir de Kur'an'ın bir tarihi var hocam. Bu tarihi de göz ardı ediyorlar. Yani biz geçen ben şu şaz kıraat şeyini attım. Adam şok oldular yani. Şaz kıraat var abi. Yani şimdi Kur'an biz Kur'an'ı inceleme ihtiyacı duymuyoruz. Diyor. Sen inceleme ihtiyacı duymuyorsun. Çünkü iki kapağın arasındaki bir metni Kur'an'ın ta kendisi zannediyorsun. Ama incelemişler bunu. Sen yani biz sonraki basamaktasın. Tabii. Yani bugün bize intikal eden bir, e, ve neredeyse bütün dünyada artık e, %90 oranında belki Kuzey Afrika'nın bazı yerlerinde verş kıraatleri, nafinin kıraatleri yaygın olsa da belki dünyada nüfus olarak %90'ın okumuş olduğu asım kıraati aslında yani hicri olarak ikinci asra gittiğimizde belki İslam dünyasının çok küçük bir bölümünde okunan Kur'an'ın 30-40 farklı okunma vecihinden sadece biriydi ve sen diyorsun ki bugün o 30 tane vecihinden günümüze ulaşan esas olandır. Diğerlerinin dikkate alınmaması gerekir. Tabii. Ya şöyle hocam biz yani buradaki ayrımı anlamakta zorlanacakları için şey yapıyorum. Yani Kur'an'ın Allah'a direkt lafız olarak nispet edilmesiyle Muhammed Aleyhisselam'ın mana olarak bir sünneti emretmesi arasında belki bugün bizim bakan zihinlerimiz için bir fark var. Ama Muhammed Aleyhisselam döneminde yaşayan bir sahabe için hiçbir farkı yoktu. Bunun. Ya yani bu ikisinin hiçbir farkı yoktu. Aynı şeydi yani ha ayet ha Muhammed Aleyhisselam demiş ki ayet bu manayadır. Veya böyle yapını kastetti ayet. Şimdi sen burada şöyle diyemezsin ki ya Muhammed Aleyhisselam çünkü bunu bile düşünen var kafasında. Yani var söyleyen de hatta ya Kur'an'a uymuyor bu söylediğim falan derim Muhammed Aleyhisselam'a. Ya Kur'an'a uymuyor diyeceksin de Kur'an dediğin kitap Muhammed Aleyhisselam'ın Allah bunu emretti demesiyle sana ulaşıyor. Tabii. yine aynı kişi diyor ki Allah böyle kastetmedi. Bu arasında nasıl bir ayrım kurabilirsin sen? Burada zihni yani, bir ayrım yok. Evet. Evet yani şey olarak da, tarihi olarak da zaten aslında hani Kur'an'ın nakledilme sürecinde de Kur'an bize mücerret olarak nakledilemiyor zaten. Yani şöyle, demek istediğim şey şu. Kur'an ancak bir hadis çerçevesinde bize gelebilen bir kitap. Yani mütevatir bir hadis olarak gelebilir ancak. Aslında sen Kur'an'ı kabul ettiğinde mütevatir bir hadis, özel bir mütevatir bir de hadis kabul etmiş oluyorsun. Ona hadisçilerin ilgilenme. Şuna şuna aldanıyor insanlar. Bugün tarihe bakıyor. Tarihte usulü hadiste Kur'an'la ilgili bahisler veya Kur'an'ı inceleyen hadisçiler yok. İhtiyaç duymadıkları için. Ama biz gerçekçi yani didaktik bir ayrım değil de gerçekçi, tanımsal, felsefi bir ayrım yapsak şöyle deriz. İslam'daki bütün dini kaynaklar hadistir. Bu hadisin eğer ki mütevatir ve tahaddi unsurları eklenirse Kur'an'a dönüşür. Ve lafzen, ve lafzen olursa Kur'an'a dönüşür. Mütevatir olarak nakledilir lafzen. Artı yetmez tahaddi unsuru yani meydan okunması e eklenirse bu şeye dönüşür. Mesela bir misal vereyim. Semi Allahu limen hamide hocam. Hani diyorlar ya Hazreti Peygamber'den lafzı mütevatir hadis var mı? Var kardeş. Bak Semi Allahu limen hamide. Şimdi sen bunu ben Kur'an'a yabancı bir insan olsan Vakıa suresinin arasına, Zuhruf suresinin arasına Semiyallahu limen hamide diye sıkıştırsam. Kat Allahu diye başlayan şey var ya sure var. Senin bunu ayırt etme şansın yok. Şimdi lafzı mütevatir gelmiş hocam peygamberden. Hiç ihtilaf yok. Başka türlü dedi diyen yok yani. Bunun Kur'an olmadığını da biliyorum. Ama lafzı mütevatir. Bununla tahaddi edilmemiş. Namazda okunuyor dikkat et. Bak namazda okunması delil olsa bu da namazda okunan bir şey. Hazreti Peygamber rükudan kalktığında belki Kur'an'dan bir ayet okuyordu. Bilemeyiz yani. Şimdi dolayısıyla senin bunu bilmenin tek şansı var. Sen Kur'an sana gelirken aynı zamanda şöyle bir ya, zimni hadis geliyor. Bunlar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Tahaddi ederek yani Allah'tan lafzını alıp da Allah'ın kelamı olarak aktardığı sözlerdir. Ama bu Kur'an'dan ayrılamayan bir pasaj. Bilindiği için söylenmiyor. Söylenmediği için de insanlar zannediyor ki ben Kur'an'ı doğrudan paket olarak ayrı bir şekilde alabiliyorum. Hazreti Peygamber'den ayırarak alamazsın kardeşim Dolayısıyla her Kur'an'ı kabul etmek mütevatir hadisi kabul etmek şartıyla mümkün. Tamam. Evet. Evet, gene yeterli yetersizlik tabiri üzerinden bayağı bir gitmişler hocam. Hatta şöyle bir pasaj bile var. Mükemmel bence. Peygamberimizin mezhebi var mıydı? <laughs> ya işte, hakikaten komik hocam. Ya şimdi mezhep tabirini kullanıyorsun. Ya bu mezhep tabirinin bir içeriği var. Ya bu içerikten bir haber misin? Yani bir haber değilsen bu söylem çok çirkin ya. Hocam yani biz... sadece şey hani şey derler ya çok am yani olacak da yani keris silkeleme gibi anladın mı hocam? Yani evet. biz bir çeşit türlü Osmanlık yani. Evet. Yani şimdi mezhep tabirinin içeriğinde şu var abi. İnsan birisi geliyor dinin kaynaklarına ve dinin evet. kaynaklarından bir şey anlıyor. Bir yöntem geliştiriyor ve bu kaynaklar böyle anlaşılmalı diyor. Mezhep bu demek. Peygamberimizin mezhebi vardı, var mıydı? Peygamber sen vahiy alıyor. Şimdi Kur'an'da Hanefilik, Şafilik, Alevilik, Şiilik, Vahabilik şeklinde mezhepler var mıydı yoksa tek bir dinden mi bahsediyor? yine kendi söylediğini Kur'an olduğunu zannederek devam ediyor. Yani mesela bu bir mezheptir. Bu, bu bir mezheptir abi. Yani evet. ve çok kötü bir mezheptir. Çünkü bunun dahi farkında olmayacak kadar avamca bir mezheptir. Evet. evet e, Kur'an her şeyi açıklıyorsa Buhari Müslim diye kaynaklara ilmihal kitaplarına ne gerek var? Abi aynı önerme bu kitap için geçerlidir. Yani Kur'an her şeyi açıklıyorsa bu kitaba ne gerek vardır? Allah her şeyi Kur'an'da açıkladığını söylerken niye hala hani Hanbeli, Şafii, Hanefi, Caferi, Maliki diye mezheplerden medet umuyoruz? Aynı önerme bu mezhep için de geçerlidir. Sünni, Şii, Hanefi, Şafii diye isimler kullanıp Allah'ın verdiği bize isimleri yetersiz görüyoruz. Mesela şu an kendimize Kur'an Müslümanı diyorsunuz. Kur'an'da Kur'an Müslümanı diye bir tabir yok. Bu kitaptan, gene bu kitap kitaptan için geçerli. Kitapta yazar ismi yazsaydı da biz yazara referans vererek bu cümleyi onlara yönelseydik. E, tabii. <laughs> evet. Ee, mezhepleri dine eşit eşitlemek Allah'ın hüküm koyucu yetkisini başkasına vermektir. Şimdi ilerleyen sayfalarda mezhep yani fıkhi tartışmalar yapacaksınız. He. Aynı e, itiraz sizin için de geçerli olacak. Kur'an'dan yani bu bir defa şu ayrıma gitmemiş olmalarını burada açıklayayım. ya ee, arkadaşlar yani dinde Üç kategori tespit edebiliriz. Belki iki kategori tespit edebiliriz. Sorun değil. Hani Hazreti Peygamber'e gelen Aleyhisselatü Vesselam Cibril hadisine binaen. Yani mesela iman, İslam ve ihsan dersek İslam'a. Diyor ki Efendimiz size dininizi öğretmeye geldi. Üç şey anlatıyor. İman, İslam ve ihsan. Şimdi İslam'da yani bu dinde bir iman var. Ve burada kesinlik aranıyor. Kısaca olay şu yani. Kesinlik aranıyor abi. Bunda da kesinlik her yerde aranmıyor. Yani temel umdelerde bir Müslümanın kesin itikada sahip olması lazım. Yani ben ahirete büyük ihtimal inanıyorum. Belki de Allah beni öldürdükten sonra diriltmeyebilir. Buna bir ihtimal veriyorum ama büyük ihtimalle diriltecek. %99 eminim diyemez. Kesin olarak, yakinen bilmelisin ki Allah beni diriltecek. Hiçbir şüphen olmaması lazım. İmanın ilkelerinde bizler abicim kesinlik arıyoruz. Geri kalan yerlerde Kur'an bize kesin bir şekilde bilin diyor ne de böyle bir şey zaten mümkün. Eğer Allah bize amel ederken, iş yaparken veya ayetleri anlarken, bunları takdik ederken, mahkemede mesela bir kişinin hırsız olduğunu tespit ederken, kısas uygulayacağınız adamın gerçekten katil olup olmadığını tespit ederken, abicim kesin bilgiye sahip olarak ancak Allah'ın hükmünü uygulayabiliyorsunuz deseydi, e, kitabın başından beri yakınmış olduğu olay gerçekleşirdi. Din uygulanamazdı abi. Sana iki tane şahit geliyor. Sen iki tane şahit topluyorsun, dosya düzenliyorsun. Tamam, neticede diyorsun ki bu adam katil abi. Kısas uygulayacaksın. Oğlum adamın hayatıyla oynuyorsun. Bir daha geri dönüşü yok. Ve sen bunun için iki tane şahidin icabında sözüne yaslanıyorsun. E Allah'ın dinini uyguluyorsun. Yarın bu adam ya bugün hani kısası idamı kabul etmeyenlerin önünde de en büyük şey de bu değil mi? Ya yarın bir gün yanlış hüküm verdiğimiz ortaya çıkarsa bu adamı yeniden hayata döndürebileceğiz mi? Demiyorlar mesela. Ya sen bunun gibi mahkemeden tut da kendi ibadetlerine kadar, namazını kılana kadar, abdestini alana kadar yaptığın bütün işlerde zanla hükmediyorsun. Peki anlarken zanni olarak anlaman sorun oluyor da yaparken zanni olarak yapman Hayatını zanlara göre inşa etmen, yani bineceğin uçağa, bineceğin arabaya, yaşadığın evin tavanının üzerine çöküp çökmeyeceğine kadar her şeyde zanlı galiple amel ederken niye sıkıntı olmuyor? Dolayısıyla bu işte kesinlik, yani yok Kur'an'da kesin olarak olması lazım. Ya kardeşim mezheplerin hepsi, fıkhi mezheplerden bahsediyorum, amelle ilgili amellerinde hemen hepsi, zanni bir takım hükümlere göre yaptığımız işler. Bu kadar. Hocam Dolayısıyla... insanlar, insanlar özünde ikiye ayrılırlar hocam. <laughs> Bununla bu 30 sayfada bence bırakalım. Ee, çünkü ben biraz yoruldum. Videoda fazla uzamasın. Ee, 50 tamam. sayfa dedik ama 30'da kaldık gibi oldu. Şöyle hocam insanlar aslında temelde ikiye ayrılıyorlar. Bir, zan ile amel edenler ve zan ile amel ettiğinin farkında olanlar. İki, zan ile amel edenler ve zan ile amel etmediğini zannedenler. Aynen. olarak insanlar ikiye ayrılıyorlar. İkincileri bilistler olarak daha kötü bir pozisyonda. Ee, ve daha tahammülsüz oluyorlar. Genel olarak. Burada da gördüğünüz evet. üzere mesela bir mezhep kurup bunun bir mezhep olmadığını zannediyorlar. Fetva verip bunun bir fetva olmadığını zannediyorlar. Kur'an yorumlayıp bunun bir yorum olmadığını zannediyorlar. Daha kötü. Yani yani bugün bütün mahkeme sistemin zanna dayanıyor. Her şey ve her şey zanna dayanıyor. Ve buna binaen insanların ömrünü yiyorsun, hapse atıyorsun, icabında canını alıyorsun. Abicim o zaman Allah'ın yani buradaki kaygı baktığımızda kitaba şu. Allah'ın kitabı, Allah'ın dini dediğin şey kesin olur. Kesinlik olmazsa vay halimize gibisinden böyle bir kaygı pompalıyor. Halbuki bunun gerçek hayatta ...uygulanabilecek hiçbir tarafı yok. Sonra da bize diyor ki sizin sunduğunuz dinin... ...uygulanabilir hiçbir tarafı yok. Bakın Afganistan'a bakın işi de. <laughs> Yahu senin bize sunmuş olduğun şu din... ...ne tarafıyla uygulanabilir? Kendi söylemlerinde tutarlı kalmak şartıyla. Ya saçma sapan şeyler gerçekten. Yani o yüzden bütün mezhep hakkında söylemiş olduğu retorik... ...burada tamamen yani konu dışı bir şey. Mezhepler sana... Bu Allah'ın hükmüdür. Biz sana vahiy gibi söylüyoruz demiyor. Diyor ki Kur'an'dan böyle anlaşılması daha muhtemeldir. Hadislerden böyle bir hüküm çıkarılması daha tercihe şayandır. Yani karar vermemiz lazım. Namazda Fatiha suresini ya okumak zorundayızdır. Bakıyoruz Hazreti Peygamber'in hayatına hep okumuş. Buradan şu iki türlü anlam çıkabilir. Ya madem Hazreti Peygamber hep okuduğuna göre biz de okumak zorundayızdır. Yani okumadığımız takdirde namaz batıl olur. Ya da yine de böyle demek değildir bu. Hazreti Peygamber her daim devam etse de bu namazı batıl kılacak bir şey olduğunu garanti etmez. O yüzden vacip diyelim. Hatta birisi de diyecek ki sünnet diyelim. Abiciğim bu yorumlardan birini yaptığın takdirde sen yine zandan kurtulamayacaksın. Ama bunun kararını vermek zorundasın. Sen de veriyorsun üstelik. Diyorsun ki ben tahiyyat okumak zorunda değilim diyorsun namazda. Sen bilmiyorsun gerçekten Allah'ın sana namazda tahiyyat okumak zorundasın deyip fena değildi bence. Bence gayet iyi. Ee, hocam burada kalalım Allah izin verirse. Senin sözü tamam. yarıda kesildi. uzun kaydı düştüğü için. Ee, 30 sayfa gidebildik. Normalde 50 sayfadan gidip 8 dersi bitireceğiz diye düşünüyordum. Ama bence hocam 8'de bitirmesek de 10'da falan bitirebiliriz. Çünkü... Ee, ana usul hatalarının büyük bir kısmını konuştuk diye düşünüyorum bu oturumda. Ee, devamında çoğu zaman buna refere ederek daha hızlı gidebiliriz gibi duruyor. Olabilirim Umarım hocam. faydalı olmuştur. Allah razı olsun geldiğiniz Eyvallah. için. Eyvallah. Ee, Selamun aleyküm. Hayır. Hayır selam. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı Hayır sağlıklar. Eyvallah.